şükür kavuşturana diyerek bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, huzurlarınızda sizleri Devil'in Me'ye davet ediyorum. Efendim, bu yılın beklenen korku oyunlarından bir tanesi, demosunu oynamıştık. Yaklaşık 1-1,5 saatlik bir kısmını. Hani o demo ile ilgili kısmı burada tekrar oyunda oynayacak biz oynamayacak mıyız bilmiyorum ama Dark Pictures Anthology serisinde sezon finali oyunu Devil in Me huzurlarınızda. Efendim, arkanıza yaslanın, tadını çıkarın. Tadını çıkarırken yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Kısa 5-6 bölümden oluşacak bir seri. Hadi buyursunlar. Play alone. Yalnız oyna. Yalnız oyunuz ama siz de varsınız. Yeni hikaye. Challenging, mücadeleci bir insanımdır. Severim. Hayatta zorluğu severim. Let's go. İncil'den bir alıntıyla başladık. Hadi bakalım. Her seçim bir sonucu getirir. Her seçimin bir sonucu var. Kargalar Cem Bey, kargalar. Bazı kararlar bazılarının yaşamasına sebebiyet verecekken diğerleri onları ölüme götürecek. Yani vereceğimiz kararlar önemli. Bu oyunda vereceğimiz kararlarla bazıları yaşayacak, bazıları ölecek. Jeff, can you imagine it? I'm attempting to. I bet you can see for 100 miles at the top. We should make that our first priority. Mary ile oynuyoruz. Chicago'dayız. 1893 yılı. Ablamız bir aracın o kadar ağırlığı kaldırabilmesiyle ilgili bir bilgi verdi şaşırarak. I shall hold you to that, my dear. Evliliğin arifesinde bir çiftimiz var efendim ve 1890'lı yıllarda başladık. Sanırım geldik. Burası. Isn't this grand? As advertised. Very nice. Vallahi reklamlardaki gibi çok güzel gözüküyor. Harika. Let's check in. Gel bir bakalım. Bunlar evlendiler de balayı tadında buraya geldiler galiba. Lan ben alt yazıyı kaçırdım ilk başta da. Evlendiler mi, evlilik arifesindeler mi? Acaba sadece biz mi varız burada? Herkes panayıra gitti galiba sabahın köründe. Biz yazalım girelim madem ya. Excuse me sir. Try again. Bir daha denesene. Hadi buyurun. Resepsiyon tarihi geçmiş. Valla başka yerlerde insanlar meşguldür ya büyük ihtimal. Öyle olmalı. Ama böyle işte bırakılmaz ki kardeşim. Yavaş hizmet. Bu demektir ki her şeyi mükemmel yapmaya çalışıyorlar. O yüzden yavaş yavaş. O ne lan? Çok özür dilerim efendim. Hem sizleri beklettiğimiz için hem de arkanızdan geldiğim için dikkatim başka bir yere vermem gerekiyordu. O yüzden geç kaldım. Kusura bakmayın efendim. I promise from here on out it will be nothing but silver linings. Hani abi, müthiş olacak. Yani söz veriyorum dedi. Yani müthiş bir şey yapacaksınız. Dünyanın en adil, dünyanın adil oteline hoş geldiniz. Fair adil anlamında değildir. Bilmiyorum. World's Fair Otel'e hoş geldiniz dedi. Lütfen. Chicago'ya ilk defa mı geliyorsunuz? Burayı imzalayın. Panayır var ya, evet oraya geldik ama hepsi o değil. Bugün bizim için özel bir gün aynı zamanda. Evlilik günü. Ha, balayındasınız, evlendiniz. Ne kadar güzel, ne kadar tatlı, ne kadar hoş.
Perhaps my wife, Mrs. Whitman. Belki de karım Bayan Whitman imzalar bu defteri. Yes. Today is the beginning. Evet, bugün bizim balayımızın başlangıç günü. Congratulations. Tebrikler efendim. Bu durumda an upgrade is in order. Hani güncel bir sizi balayın suitine alayım dedi. Parası yüksek mi ya? Pahalı mı hocam acaba balay odası? Hayır. Sizin odanızla aynı seviyede bir şey. Üstü bizden. Hani balayındasınız. Siz bizim ilk balayına gelen çiftimizsiniz. Aa, ne kadar tatlı. Teşekkürler Bay Holmes. Henry Howard Holmes adım. Oo, bu Amerika'nın ilk seri katil değil mi lan? Çok güzel bir oteliniz var Bay Holmes. Çok teşekkür ederim. Büyük bir kısmını ben kendim dizayn ettim. Aa, siz bir mimar mısınız? Valla dizayncıyım, yapımcıyım, yani inşa yapısını yapan. Doktorum, sanatçıyım, mimarım. Valla çok fazla ilgi alanım var. Hepsinden birazıyım. Etkileyici. Lütfen çekinmeyin, etrafa bakın. Şurada bir sürü hediyelerimiz var. Ben sizin... Eşyalarınızı yukarı çıkarıp her şey yerine mi bakacağım? Her şey. Eğer ekstra bir şey ihtiyacınız olursa hani onu ekleriz dedi. Thank you, Mr. Holmes. Teşekkürler Bay Holmes. We appreciate it. Çok çok teşekkür ederiz. The pleasure is all mine. O teşekkür, o güzel minnetler bana ait. Estağfurullah, olur mu bir şey? Birazdan böbreğinizi alacağım zaten. Adam her şey ya. 10 parmakta 10 marifet. Şimdi acaba yanımda neyi getirmeyi unuttum dedi. Bakalım. Let's check kondom. Bakalım hemen bakalım bir tane. Being updated when the store brings some. Evet, önemli seçimler yapıldığında veya yollara girildiğinde bu tarz güncelleme yaparmış oyun bize ekranda. Pardon me, miss. Aa, affedersiniz hanımefendi. Dikkatli olun. Böylesine yanıma yaklaşırsanız kocam kızacaktır dedi. Evliliğiniz nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Sorduğunuz için teşekkürler. Hadi gidelim. Odamız hazırdır. Şu hiç mücevherlerin olduğu yerde hoşuna giden bir şey yok mu ya? Bilemezsin dedi. Bilemezsin. Ablam da oradan yüzü kaldıracak ha. Durmuyor la kadın. Bir dur, daha yeni adam zaten evliliği yapmış. Para harcamışsınız o kadar. Bir dur ki. Rattling Suite. Rattling odası. Burası özel oda. Acaba içeride ne var? Valla... Dönme dolaplar, işte efendime söyleyeyim, boş odalar, sence bakmalı mıyız dedi. Hani evlilikten böyle bir şeylerin korku araştırmacılığına geçtim gibi hissediyorum dedi. Oğlum öyle odaya girdin mi? Niye girdiniz lan? Bekle, bu da ne? Kaldırma onu işte bak. Ne oluyor lan? Hareket etme. Hayda. Herif odaya girdi lan. Abi kapıyı kilitlemese bari herif. O işte gerilim diye buna derim. Eğer burada bizi atarlarsa asıl gerilim sokakta yatmaya başladığımızda göreceksin. Hadi gidelim. Baba hadi balayına ya. Siz ne yapıyorsunuz? Neyin odasını kontrol ediyorsunuz? Siz manyak mısınız la?
Ya hangi çift otele gelince "Aa, bu odada ne varmış bakalım bey" diye girer ki ya. Haydi. Welcome newlyweds to the honeymoon suite. Evet, yeni evli çiftimiz, balayı odanıza hoş geldiniz. Thank you kindly. Çok teşekkürler Bay Holmes. Çok naziksiniz. Enjoy your stay. Buranın tadını çıkarın. Excuse me, I have work to return. Affedersiniz ama gidip işime dönmem gerek. Bence yakın zamanda tekrar birbirimizi göreceğiz. Burası krallar için yapılmış ya. Ya da kraliçem için. Ha, yok musun sen? Ne oluyor lan? Bunu öp. Hiç böyle hani gerçekten bir hanımefendi gibi davranmadınız ama. Karım gibi davranmadınız değil mi? Tam 12'den. Bunu sen istedin. Vallahi dur bakayım, ben de o zaman 12'den vuracağım. Ama oraya atmadım ben ya. Should I be frightened? If you're smart. Korkmalı mıyım dedi. Korkmalısın lan. Telaşlanmalısın. Anam. Hop, yemezler. Aha, kafana koyarım. Mercy, mercy. Lütfen acıyın bana, acıyın bana. Tamam, kazan kazandın. Bir yerin kırıldı mı? Sadece gururum. Ah lan. How about a peace offering? Barış'a ne dersin? This feels like some sort of treacherous plot. Not at all. Olmaz. Barış için sana bir hediyem var. Yani boşu boşuna bir şey değil. Barış teklifi değil. Gözlerini kapat ve aynaya dön. Aren't you clever and romantic? Sen zeki ve romantik değil misin? Bak, eğer vallahi yastığı atarız bir şey yaparım sana. Yastıklı bir şey yaparsan dedi. Yastığı öptürürüm sana. Bir problem mi var? Hayır. Open your eyes. Şimdi gözlerini aç. Oh Jeff, it's lovely. Oh Jeff, çok güzel. Çok I sevdim. Güzel. Zafer benim o halde. Hadi duşa. O ne lan? Kameram var. İzleniyoruz mu? Sapık oru. Hanım dur, soyunma. Dur, Allah belanızı versin. Kamerayla izliyor odayı. Onu bunun çocuğu. Ya bizim hanımımız niye sürekli kapı kulpuna asılıyor ya? Bırak lan odaları. Ne oluyor? Ne oluyor ya? It's jammed shut. Fena sıkışmış. Maybe if we put a little weight into it? Biraz yüklensek bence üstesinden gelebiliriz ha? Hoppa. Open sesame. Açıl susam, açıl. Thank you. Why don't teşekkürler. You have a shave while I take a quick bath? Then we can reconvene. I know that word. It's French for something. Ben duş alırken sen de tıraş mı ol dedi lan? Shave. Galiba öyle dedi. Aynen, git tıraş ol dedi. Valla aşağıda ha şey dedi. Jiletimi aldı mı bilmiyorum dedi. Aşağıda eczane kısmı var, git oradan al dedi o da. Ablamız da. Ablamıza dedi ki banyoda çok takılma dedi abim de. Hadi bakalım. Jeff'le The World's Fair Otel'de tıraş olmak için malzeme almaya üzere aşağı doğru gidiyoruz. Evlendim balayındayım efendim. Bu gece benimdir benim efendim. Hanım banyodan çıkınca vallahi eğleneceğiz ömrümüzde bir daha. Açma açma, yapma. Yapma, hiç girmeyelim. Tıraşımızı olalım. Püripak. Her yerimden tıraş edilmesi gereken her şeyi tıraş edildi. Her şey var ama daha kalalım. Tamam. Bekletmeyelim. Ya. İlk geceden bekletmeyelim. Oğlum nerede? Oğlum buradan geldiğimize yemin edebilirim dedi. Otelin aşağısı nerede oğlum otelin? Aha. Ne? Allah! Oh so! What the f- oh my God. Anam ben ona basmasam belki bu adam öldüydü. Balayına giremeyecektik ya. Geceyi bir... Gece mahvolacaktı. Mary!
Ya 1893'te balayı bu kadar zor olmamalı ya. Ne o? Biz ne aldık lan oradan bu arada? Hanımlar bilirsin. Tıraşı bambaşka şekilde olacaktı herif bak ya. Ha pudra mı o? Ne o? Pudra mı o ya? Duştan önce pudra ne alaka? Bir şöyle ağzında şey yapsaydın, altı mı baksaydın. Ne diyorsun ya? Kolyeyi de çıkarmıyor ha. Dur ama kalkma öyle. Is that you, darling? Sen misin hayatım? Jeff? Jeff sen misin? Oh, are we? Aa, başka bir oyun daha mı oynuyoruz ha? Okay, Mr. Smith. Pekala Bay Kurnaz. You can't sneak up on öyle me, beni adam Allah. Holmes. Ha, Bay Holmes ne yapıyorsunuz? Selamlar tatlım. Jack! Ne yapıyorsunuz burada Bay Holmes? Bence kocan seni duyamaz. Duyacağını pek zannetmiyorum. Lan ne diyorsun? Aa! Get away from me. Uzak dur benden. Hızlı, benim işim bitmedi. Aa! Don't fight it. Savaşma. Will only hurt more if you do. Savaş, mücadele edersen daha çok acır. What? Sen? What are you? Ne sen? What sen ne yaptın lan? Calm yourself, sakin sir. Olun beyefendi. Görünüşe göre karınız bir kaza geçirmiş. Anam gitti kadın. Balayı kanayı oldu. Ne oldu ya? Sorun mu var efendim? Ananı avradı. Abi kapı duvar oldu. Oo, no. Asit mi o? Yo, bayıltıcı gaz. Ha gayret kı. Bakayım. Çok çizilmemiş. Tamam iyisin. Meri koş. Meri koş. Marie. Adam kanat. You're wasting your last chance. Karınıza onu ne kadar söyledi, sevdiğinizi söylemek için son şansınızı kaçırıyorsunuz beyefendi. Ölüm bizi ayırana dek. Hayda. Şerefsiz herif. Her şeyin için bir yer. Her şey bu yerin içinde. Vay şuna bir bak. Ah harika. Bu senin için tatlım. Hey beyefendi, burada mı çalışıyorsunuz acaba? Aa merhabalar. World's Fair Otel'e hoş geldiniz. Vay. Burası telifli, müziği kapatıyorum.
Evet. Let's go. Kuratörümüz geri döndü. Anlatıcımız. Oh. You're here. Ha, buradasın. Have you been waiting long? Uzun zaman oldu, uzun beklettik. Tanıdık yüzlerin dönmesi her zaman güzeldir. Açıkçası hani sen hani yepyeni bir hikaye için moda girmiş gibi gözüküyorsun. It's so good to have company. For a long time I was on my own. Misafir olması güzel. Uzun zamandır tek başımaydım. Hani burada olmayıp da hikayeleri izlediğim zamanları hatırlıyorum da o güzel hikayeler. Eğer onları deneyimleyecekler olmasaydı iyi bir hikaye olabilirler miydi? Saf bir sanat için hazırlanmış bir şeylerin hikayesi. Sanat. Bazı reaksiyonların hani birleşmiş hali mi öyle bir şey? Hani tutkunun, etkileşiminin aynı zamanda işte hani korkun ve diğerleri, diğer tüm duyguların bir birleşimi. Senin bu hikayedeki duyguların ve ona göre vereceğini tepkiler hikayenin gidişini etkileyecek. Ve karanlık sanatları, karanlık işte pictures of dark pictures'ı göreceksin. Burada olanların sorumluluğu sende. Her şey senin kararın. Ben hani yönlendiremem, araya girmem, bu kurallara karşı. Sadece ben burada hani bir şeyler anlatır ve onları kayıt altına tutarım. Benim olayım bu. Bunlardan hiç gördün mü? Çok eskidirler. Bunları obols diyormuş insanlar. Bunları aramaya koyul. Onları garip yerlerde bulacaksın. Bulduğun şeyleri takaslamak isterim. Ve onları takasladığında işine yarayacağını söyleyebilirim. Başlayalım o halde. Sen oynuyorsun, ben ise izliyorum. Oyun başladı. Benim adım Kate Wilder. Ben kriminal psikoloji, psikoloji üzerine master yapıyorum. Ve aynı zamanda da araştırmacı gazeteciyim. Bugün Chicago AM için bir röportaj veriyorum. Ve şunu söylemeliyim ki herkesin senin bir olduğunu düşünmesi zor bir durum. Ama öyle değilim. Sadece hani üzerinde uğraştığım bazı sorunlar var. Merhabalar, ben Mark. UCLA'de fotoğrafçıyım. Fotoğraf eğitimi alıyorum. Ama işte sonuçta hani işim fotoğrafçılık. Ben hep ışık işleriyle uğraştım yıllarca. Bir problem varsa ona ışık tutarım. Yani benim gibi, yani senin gibi insanla daha önce hiç tanışmamıştım. Kendim olmaktan sıkıldım artık. Bir mülakat mı yapıyoruz yoksa kişisel bir bilgilerimizi mi veriyoruz? Çünkü herhangi birisi buna ulaşacaksa benim için özel şeyler çünkü. Evet, Charlie Lonitz 20 yıldır Lonitz Entertainment'ın başındayım. Hani son serilerimiz, son dizi şovlarımız vesaire. Hani çok istediğimiz gibi gitmedi galiba. Tam okuyamıyorum, alt yazılar rengini karıştırıyorum ya. Burayı kötü yapmışlar. I think we've heard quite enough. Yeterince duyduk bence. Enough. Yeterince mi? Oh, I've barely begun, Your Honor. Bence daha yeni başlıyoruz, Sayın Hakim. Anlıyor gibi gözükmüyorsunuz. Ben içimdeki şeytanla doğdum. I could not help the fact that I was a murderer any more than a poet can help the inspiration to sing. Adam öldürmeden duramıyorum diyor ya. Bury me deep, Your Honor. Benim içime derinliklerimde bir kutu var, hani en diplerde, vücudumun en derinliklerinde. Bakın, beni ölüme önüp yani idam etmeniz benim insanları öldürmeme engel olmayacaktır.
aka Henry H. Henry Holmes, H. Holmes, was sent to the gallows. Evet, idama gönderildi. His neck did not snap from the force of hanging. Records indicate he hung, slowly suffocating for over 15 minutes, until finally the monster. Boynu hemen kırılmamış, 15 dakika acı çekmesi sağlanmış ve sonrasında ölmüş. Amerika'nın 27 cinayetle ilk seri katili. Bunların hepsini itiraf etmiş. Şehirden şehire gitmiş, arkasına izler bırakmış ve arka arkaya neredeyse 200 hayata dokunmuş. Amerika'nın ilk seri katili. 200'den fazla cinayet işlendiği söyleniyor ama 27'sini itiraf etmiş. İstediği gibi gömüldü. Acaba gizli bir yere gömülerek Yaradan'ın adaletinden kurtulabileceğini mi düşünüyordu? Ya da uzak bir yerde olsun da birilerini tekrar öldüremesin diye miydi bu? Kim bilir? Ne düşünüyorsunuz? Valla dürüst olmak gerekirse Charlie, bu tam anlamıyla bir... Bir dakika, düşünceni unutma söyleyeceğini. Learned Entertainment. Charles Learned, lütfen. Onunla konuşuyorsunuz. Charlie yeterli. Benim adım Grand Matt Dumet. Sizin için ne yapabilirim Bay Dumet? Aslında ben sizin için bir şey yapacağım. Dinle beni. Çok sağ olun Bay Dumet. Bu gerçekten kulağa harika geliyor. Ben sadece hani bunu duymayı bekliyordum. Alınmayın. Üzerime alınmadım. Ben özel bir noktadayım. Özel bir pozisyondayım. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Ama benim zamanım önemlidir. Bunu bugün yapmalıyız. Sizin için bir araba yollayacağım. Bu öğlen saat 4'te. Hazır olun. Bu öğleden sonra mı? Valla birkaç günlük bir çalışma ama bu. Anca çekeriz biz birkaç günde. Ayrıca hafta sonu takımım, yani ekibim tatilde olacak. Hani onlar olmadan yapamam. Ben yapabileceğimi söyledim. Lütfen benim vaktimi harcamayın. Aracı yollayayım mı, yollamayayım mı? Tabii. Yollayın efendim. Bu işteyiz. Onları oraya getireceğim. Ekibimi. Görüşmek üzere. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bay Dumet mi yolladı sizi? Biz... Aynen. Haydi. Bagajları yerleştirelim beyler. Hallederim. Sıkıntı yok. Affedersin. Sen... Ben demek istediğim... bu hani şey, halka ışığı geride bırakabilir istersen. Ne? Hadi bu macera için hiç kimse heyecanlı değil mi ya? Harika yolculuk. Hadi bakalım. Macera başlasın. Demek ki otele böyle gidiyorlarmış. Tam olarak nereye gidiyoruz? Umarım hani sürprizler dönüştürmez misin? Söyleme, Topeka'yı hatırlatıyor bana. Aynen öyle. Ben cebimde hiç para yok, telefonum çalışmıyor ve Topeka'nın ortasına kaybolmuşum. O benim hatamdı. O tamamıyla senin hatandı. Hatam değil de sende. Hadi Charlie. Bu adam hakkında ne biliyoruz? Zengin, mütevazi birisi. H.H. Holmes'a kafayı takmış. Aklı başında yani birisidir kesin. Ona akrabasından bir yer kalmış. Holmes'un yeri. O yüzden ona takıntılı. Cinayet kalesi gibi bir yer yapmış. Elinde dosyalar, eserler falan var. Ben şovumuzu kurtaracak derken bu kadarını abartmıyordum. Bak bana güvenin, tamam mı? TV şovumuzu kurtaracak iş oradaki iş. Tüm gizem için özür dilerim. Evet, lütfen telefonlarınızın güvenliğini öyle koymanızı istiyorum. Benim evimde kesinlikle çekim yapılmasına izin veremem. Hiçbiriniz kişisel telefonlarınızı ya da cihazlarınızı yanınıza getiremezsiniz. Kurallarımız bunlardır. Lütfen kutuya koyun. Kullanacağınız tüm fotoğraflar öncelikle benim onayımdan geçmelidir. Ben özel mülkiyet ve hani işte özelin dışarıya paylaşmaması kuralına bağlıyım. Onun evi, onun kuralları. İyi be, iyi. Şov için yapıyoruz işte.
Bırakalım bakalım. Bakın söylüyorum size, harika olacak. Bunu Topeka içinde de söylemiştin. Ve her şey kaka olmuş, ok olmuştu. Bir şey diyeyim mi? Bence oyun çok güzel başladı. Benim ilgimi çekti yani. İçinizden kimse kurallar çiğnenmek içindir diyen birisi yok mu lan? Telefon bir şey yanına alan. He, bu adamın hizmetçisi falan yok mu ya? Şu şoför bize yardım etmeyecek mi? Her şeyi biz mi taşıyacağız? Gerçekten yardım etmeyeceksin ha? Peki şoför bey. Hallettim ben. Sağ ol. Gerizekalı. Okay. So now what? Peki ara, şimdi ne yapıyoruz? Bak şu gölün birkaç görüntüsünü almak isterim. Ama bu kadar sis de olmaz ki. Şu yukarı çıkarsak daha iyi bir görüntü alabiliriz. Kesinlikle orada manzara çok güzel olacaktır. Yani sisi, gizemi daha net çekebiliriz. Mark, this is crazy. Mark, bu çılgınca. İyi olacak. Her şey yolunda olacak. Hadi Charlie, gidelim. Dikkatli olun çocuklar. Sizi tanımak güzeldi. Deniz fenerinin tepesinden birkaç tane görüntü alacağız. Adam biraz yaşlı ya, sen çıkamazsın lan, sen düşer ölürsün dedi. Adam ki ben hani kasabın köpeği ve capcanlıyım, öyle hop et göster koşayım. Hadi çıkarım, yaparım. Hadi vur. Dedi abim. Hey, guys, hey çocuklar, acele edin hadi. Tamam, hallediyoruz. Ben şu 1800'lerdeki çifte çok üzüldüm. Bayağı sesli oldu. Bayağı uzaktan geldi. Evet ama teoride öyle ama yine de gürültülü. Aa bak, yamaca dikkat edin. O kadar ciddi gözükmüyor. Nah, this sign is something the lawyers made them put up. I'm sure it's fine. Hard disagree. Listen, Mark, grafikler güzel gözüküyor. Bak, arkada bana destek çıktığın için teşekkürler Mark. Bunu söylemek istedim. Fotoğraf konusunda mı? Hayır, tüm gezi konusunda. Yani bu ekiple bazı işler çok mücadeleci olabiliyor. O konuda bana destek olduğun için. Jim ve Kate, eğer sen gelmeseydin gelmezlerdi. Valla bölümün çok kötü olduğunu farkındayım. O yüzden bir yardıma ihtiyacım vardı. Evet. Bunlar bir TV şovu çekiyor. İşte gizemleri, televizyonda tarihi gizemleri falan paylaşıyor işte. Amerika'nın yükseliği katili. İşte şöyle istedi, şöyle gömüldü. 27 tane itiraf etti ama 200'den fazla kişi öldürdüğü söyleniyor. Şehirden şehre gitti, arkasında izler bıraktı. Bir sonraki bölümde detaylar diye şeyler çekiyorlar ama tutmamış. Bunlara da tutturacak bir şey lazım. O yüzden buraya geldiler işte. In memory of the victims, the great storm. 1907 1 Mayıs'ında 187 kişinin hayatına mal olan bir fırtına ile ilgili bir anıtmış burası. Ah lan. SS Cassiopeia adındaki bir geminin mürettebatı ve yolcuları bu kıyıya çarparak, buranın kıyılarına çarparak yok olmuşlar bu fırtınada. Adam televizyon çalıyor. Yani adam Acun olmaya çalışıyor. Ama Acur mu olacak? Onu göreceğiz. Acun mu olur? Acur mu olur? Onu göreceğiz. This way? Bu taraftan mı? Aynen. Araştırmak için Holmes'un olay işte otelin olduğu yere falan gidiyorlar. O H.H. Holmes'un oteline. O otelde bu Bay Dumet denilen adamı akrabasından şey miras kalmış. Şu anda Holmes'un o cinayetler işlediği otele doğru gidiyoruz. Ama öncesinde çevreden bir görüntü alacağız.
O gemi Man of Medan'daki gemi olabilir mi bilmiyorum. Oh, right, yeah, of course, sure. Take a couple of weeks. Get your head together. I appreciate it. Bu işten sonra bir iki hafta izin alacağım dedi. Adam da şey dedi. Tabii tabii al. Hani kafanı toplarsın dedi. Sen de aynısını yapmalısın. Ailen falan yok mu ya vakit geçireceksin kimsen? Git kafanı topla sen de dedi eleman. Ben eşimle evliyim tamam mı? Sakladığım bir şeyim yok. Eşiyle evliymiş. Evlilik nasıl gidiyor peki? Yani kötü gidiyor işte. Eşiyle evliymişmişmiş. Bize nasip olmadı be yeğen. Biz o aşkı bulamadık dedi. İşimizle evliyiz dedi abim. Vay 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 vay. Grafikleri böyle bir Hitman'ı hatırlattı ya nedense. Hitman 3'ü. Sahil kesiminde geçen kısımlarını. Oyunun son sesi mi? Bir saniye bekleyin. Christ, what the hell is that? A mannequin, you know, just hanging out. Maybe it's part of some old museum. Ya ne mankeni, ne burada takılıyor right. Manken? Manken that's niye burada takılıyor ya? Aklımı et bıraktım ya. Mankeniz. Kolunu koparmışlar, bacağını da ben koparacağım şimdi. Gerizekalı. Onu oraya kim niye koyuyor ya? Alak denize atak onu. Aklım gitti ya. Tut lan beni tut. Kalp krizi geçirecektim. You coming? Geliyor musun? Yeah. Evet. Şu sisin içindeki ışığa baksana. Bunu şova nasıl sokacağız? Coming. Always the photographer. I can't exactly turn it off. Hep bir fotoğrafçısın. Kapat ama bu gözler bunu hani seçiyor yani pozisyonu seçiyor. Hmm. You sure about that? Because crossover with Kate hasn't exactly. We agreed to let that drop for the weekend. Just making sure your head's in the game. Lock tight. Sıkı kapatılmış. Buradan geçemeyiz. Belli ki oyun beklenmedik anlarda jumpscare attıracak ya. Bir torritler. Dur bakayım. Burası kilit. Hoppala. This thing hasn't been manned in ages. Uzun zamandır buraya hiçbir şey yazılmamış. Siz geldikten sonra salmışlar bunu. Sonra da tatil zamanı yazmışlar alta. Lütfen okuyun. Okuyalım. Give it up team. This should be final week. Haydi çocuklar biraz daha toparlanın. Hani gayret edin. Bu son hafta olacak. The last night foghorn. That was, az önce bir hani boom diye bir ses geldi ya. Koca bir gürültü geldi. Onun testi başarıyla sonuçlanmış. O neyse o foghorn denilen sis kornası mı diyeyim. Sis zurnası mı diyeyim. Neyse. Looks like the automation is full up and running. Her şey yolunda ve çalışıyor. Bugün one final, bugün son bir test daha yapacağız. Ardından da eşyalarımızı alacağız ve toparlanıp gideceğiz. Birkaç tane adamın burada, evsiz adamın burada takıldığı ile alakalı raporlar geldi bize. We are going to bombing up. Dur bir dakika, ne? We are going to bombing up. The security company and the connection final check. Bugün işte son güvenlik kontrollerini yapacağız, sonlara bakacağız vesaire. Yarın da güvenli tarafta olacak her şey. Her şey güvenli bir tarafta olacak. Hani kimsenin zarar görmesine, yaralanmasına izin vermeyin. Ayrıca
The work been all great, all the other than the work's been great all projects, so let's keep up the pace and we will all other. Evet, so işte diyor ki buraya kadar her şeyi çok iyi getirdik, hafta sonuna kadar da böyle yapalım, her şey yolunda gitsin ve bu işi tamamlamış olalım diye birisi not yazmış. TS baş harfi T, son harfi S olan bir anım. Ne oluyor lan? Başka bir şey çıkmadı burada. Burası da kilit. Yok değil mi burada bir şey? Ibık sıbık bir şey yok burada. Tamam, çıkabiliriz. Tamam, bir bakmış olduk. Zurna. Aynen, sisin içerisinde çalan zurna. Korna işte, neyse ya. Horozan. Adam işi için sürünüyor, helal olsun be. Bu seri katil içerikleri, yani seri katil olayları falan her zaman oyunlarda dikkat çeker. Hani dizilerde, filmlerde de. Dur bakalım burada nasıl işlenecek. Şey çok acayipti. Hey Chey Holmes'un ben ölsem de benim cinayetlerimin biteceğini mi zannediyorsunuz, devam edecek deyip de şu anda onun yaşamından, yani ölümünden yıllar sonrasında onun otelinin adının geçiyor olması ve belki burada başka cinayetlerin işlenecek olması çok acayip. Neyi nasıl bağlayacaklar acaba? Anam! Ay, senin karga gibi kanadını koparacağım şimdi. This looks pretty old. Bu bayağı eski gözüküyor. Dur bakayım. Charlie kilitli kutuları açabilirmiş bu elindeki şeyle. Maymuncuk mu bu? Aa, şey bulduk işte. Totem. Just some old coin. Bunlardan bul bana getir diyordu ya. Bir tane bulduk. Obol. Obol. Eski para. Antika. Look, sorry I give you a hard time. Valla seni hani yine zor bir zamandan geçirdiğimin farkındayım. Hiç öyle değil. Belki de bu arabayı ben sürdüm. Neyi? Hangi araba? Lonet Entertainment arabası. Ama sen motorun çalışmasını sağlayan kişisin. Sana biraz hani iltifatta bulunuyorum ya. Teşekkürler Charlie. Yine. Hani iltifatta bulunup keyiflendirmeye çalışıyorum hiç. Aa, dur önce onu biraz çekelim. Bir dakika hocam. Her zaman cam açıksa camdan girerim hocam. Kapıyı denemem. Ne oluyor lan? Aha. Christ, what the hell is that? Hey, bu da ne? Sen saklanırken ekibindekiler de saklanır dedi. Nice to meet you too. Tanıştığımıza biz de memnun olduk. Neydi o? Köpek miydi? Neyse, neydi abi, boş ver. Oo, totem bulduk. Bir patlama gördük. Aman Allah korusun, tekneyle birileri patlıyor ha. Tekneye bindik mi patlama olacak. Ayda. Just need some fresh sheets, some nice drapes and 6 gallons of sanitizer. Nasıl bir yere geldik hocam? Biz deniz feneri diye geldik.
Nerelere geldik ya? Deniz fenerine gidip manzara fotoğrafı çekecektik abi, ne oldu? Bak, burası için şey hissetmiyorum. Yeni hayvan dondurma hobisi varmış burada ya. Ha öyle hobi diyorsun ha. Bu yeri çalışma iyisler bırakmadı dedi. Bu neymiş lan? Aa, hareket etti. Ne? Bu şey. Hareket etti. Nasıl hareket etti? Donmuş hayvan nasıl hareket etsin? İçinde bir şey tetiklenmiştir lan. Onun içine bir şey koymuştur oğlum bu. Baksana pil mil takmış hayvana ya. Ne varsa dondurmuş. Şeref. Gene karga, gene Odin ya. Odin'den kurtulamıyoruz ya. Arada bazı konuşmalar var. Onları önemsiz diye çevirmiyorum arkadaşlar. Hikayeyle alakası olan şeyleri çevirmenin anlamı yok. Merak ettiğiniz siz de Google'a yazıp bulabilirsiniz. Ayrıca her şeyi benden beklemeyin. İngilizce öğrenin biraz. Bak süper. Şimdi göle almanı ve adaya doğru geçmeni istiyorum, tamam mı? Sonrasında da şey. Hani deniz fenerinden zoomlayarak şöyle. Deniz fenerini alarak. Bak, aracımız geldi. Hadi geri gitsek iyi olur. Ha o tekne gibi tekne değil. Got him? Bu mu? Bilmiyorum. We just had the one call. How did he know what our show was about in the first place? Bizim şovumuzla alakalı olup olmadığını nasıl bileceğiz? Aslında sormadım ya, şovumuzu biliyor mu bilmiyor mu? Bu garip ama. Okay. Neyse biz iyi davranalım, tamam. Hello. Merhaba. Mr. Lonnet. Bay Lonnet mi? Aynen o benim. Ben Grantham Dumet efendim. Haydi bakalım atlayın, gidiyoruz. Mark, Aaron, Jamie, bayanlar. Ve bu da Kate. Pleased to meet you, sizinle Mr. Dumet. Sevindim, Bay Dumet. I'm looking forward to seeing all it is you have to offer. We truly yani bize sunduğunuz her şeyi görmeye için meraklanıyorum. Çok teşekkürler. Ben de hepinizle tanıştığıma çok memnunum. Hadi gidelim. Again, I really can't thank you enough for this opportunity. Gerçekten bu fırsat için teşekkür edemedik size yeterince. Elbette. Büyük amcanızdan bahsetmiştiniz. Bir gidelim. Orada her şeyi zaten anlatacağım. Tabii. Bence bu adam o adam değil ha. Bence Dumet diye bizi kandırıyor şu an. Ben Dumet'in bu olduğunu düşünmüyorum. Bence bu Dumet'in çalışanı falan. I want to play the game falan. Dur bakalım. Şu gülüşlere bak. Bir de buradan çıkarkenki gülüşlere bak. Hadi otele doğru gidelim. Lütfen yakınımda durun. Bir arada olun lütfen. Burası tehlikeli mi? Hayır tabii ki tehlikeli değil. Emin misin? Çok emin gibi gözükmüyorsun çünkü. Burası müthiş güvenli bir yer. Ama hani bir arada olalım ki birine bir şey olursa hani bir yani birbirimize yardım edemeyiz. Burası bayağı fena kapatılmış. Tüm şeyle, tahtalarla falan. Lütfen çantalarınızı falan bakmayın. Yavaşla, derin nefes al Charles. Try not to cough up a diseased lung. Yani ciğerlerin öyle dolmasın ama yorulma. Just pretend there's a carton of smokes at the top of the hill. You're right. He takes his security. Burası bayağı fena güvenlik altında. Böylesine bir yer için.
Maybe you should be asking what he's trying not to let out. Jamie. Buradan neyin çıkmasını istemediklerini sormalıyız belki de içeri girmekten sonra. Çok fazla korku filmi izliyorsunuz. Burası özel bir yer. Ülket. Bunu 2 saat anlarız. Hadi gidelim. Mark, get your camera. Mark, kameranı al. Buradan bir giriş çekmek istiyorum. Eve doğru giderken birkaç görüntü alalım. Tüm maceramıza ihtiyacımız yok. Hayır, fotoğraf yok. Beni kaydetmek de yok, olmaz. Anlaşıldı mı? Ben çok özel bir insanım. Endişelenmeyin Bay Dumet. You want the usual intro stuff, Charlie? Girişi sıradan bir intro girişimi yapmak istiyorsun Charlie. Işık güzel. Ben hazırım Erin. Ses temiz. Pekala, o halde başlayalım. Kate'in yüzü hazır mı? Ben her zaman kameranın için hazırım. Rıspı. Rolling. Çekiyorum. Ve oyun. I've just arrived on the private island. Şu anda özel bir adada geldikçe orada hani oldukça özel bir yere geldik. H.H. Holmes'un cinayetlerini işlediği o tarihi esere geldik. Eve. Çok güzel. Kameraya döndün, eve döndün ve yürümeye başladın. Çok güzel. Okay, that's enough. Tamam, bu kadar yeter. Ve kestik. Hadi artık gitmemiz gerekiyor. Nasıl diyorsanız Bay Dumet. Bu taraftan. You'll still some more shots, right? Birkaç görüntü halledersin değil mi? Hallettin değil mi dedi? Gizlice. Adamın birkaç görüntüsünü çektin değil mi dedi? Bak, ben bu serinin neyini seviyorum biliyor musunuz? Özlem diyorum. Gizem oluşturuyor. Ne olacak merak ediyorum. Oyun iyi olsun kötü olsun o gizemi tutabiliyor. Bak, bu adam bayağı pimpirikli gözüküyor. Onun haberi olmadan etrafa bakmaya çalışacağım ben. Ben merak ediyorum ne saklıyor bu herif. Neden bunu yapmak istiyorsun? Ne yapacağız? Seriously? Glendale'de tanıdığımız polisler var, tamam, polise veririz. Çok bir şey saklıyorsa. Ah, lanet olsun. Glendale'deki polis olayını, polis olayını yapacağız dedi, pardon. Hemen otele götürmeliyiz sizi. Jamie, hareket edemiyorum. Jamie, onda kal. Neden ben? Çünkü ilk yardım biliyorsun sen. Glendale'da onu nasıl yarasını sarmıştın, okay. Hatırlıyorsun değil mi? Ha evet, tamam. Biz bir buz ve bandaj bulalım gelelim. Yes, otelde sure. Var mıdır? Evet evet. Hadi gidelim o halde. Glendale'da polisleri kandırdıkları gibi bir numara çekiyorlar şu an. Bu adamı kandırıp etrafa bakabilmek için. Yine oyunculuk dersleri mi alıyorsun? Charlie ne istiyor? Etrafa bir göz kulak olmaya bakmamızı istiyor. Gözcülük yapacağız çünkü. Ben etkileyeceğim. Senin de geçmiş güvenlik geçmişin var. O yüzden biz gideceğiz. Etrafı araştırmaya. Bir Flash TV oyunculuğu çektiler. Adamın dikkatini dağıttılar. Etrafı gezecekler. Ne gizliyor bu herif diye. Adayı keşfet. Hey. Can I ask you something and get a straight answer? Sana gerçekten adam yakalı bir cevap alacaksam bir soru sormak istiyorum. That works both ways. Fine. Tamam. Tell me the truth. Doğruyu söyle. Is there any saving this show? Sence bu şovu kurtaracak herhangi bir şey var mı? Bu belki kurtarabilir. Buradan eğer böyle gerçekten iyi bir bilgi alırsak vesaire. At best, we'll get some nice B-roll. That's not gonna save our asses. Yani buradan alacağımız bu en kötü görüntüler kıçımızı kurtaramaz ama hani bir şeyler kaydetmiş oluruz, elde etmiş oluruz. Bir kadının ayakkabısını vurduk. Ne alakaysa. Aha! İkincisini de buldum. İkinci parayı da bulduk. Antikayı. Ne işe yarayacak acaba bunlar, merak ediyorum. Özel mülktür, uzak durun. Yani yaklaşalım. Bulmaca gibi. 36,5 topuklu. Oğlum nereden biliyorsunuz lan? Ayak sarrafı mısınız? Kafana dikkat et.
pardon. Buradan çıkmanın bir yolu yok galiba ya. Tüm şeyler kapalı. He could have told us to dress for a trek. Buralar mı şeyler? Yok. Tamam tamam oradan devam. Hoppa. Bay Dumet buraya geldiğimizi bir görse aklımızı alır ha. Arkadaşlar bu arada ben yine taşınıyorum ya. Sakın ha düşme ve ölme. Mark'ı ağlarken görmek istemiyorum. Endişen için teşekkür ederim gerçekten. Oo. O ne lan? Aa, tren vagonu. Bu şey nereye gidiyormuş merak ediyorum. Tepeden aşağı iniyordu büyük ihtimal. Diğer tarafında ne var ki? Vallahi arkadaşlar evle ilgili sıkıntı oldu o yüzden ya. Let's go. Kendi oturacak ev sahibi o yüzden. Do you live out here on this island? Aha. Get down with your family. Eyle, eyle. My wife is. She died. Bu odada tek mi yaşıyorsunuz? Oh, aileniz yok mu? Karım sorry, öldü. I didn't mean to be rude. Affedersiniz. Kabalık yapmak istememiştim. Neyse hadi gelin. Neredeyse vardık. Bizi görmediler. Hadi gidelim. This is ridiculous. There's nothing out here. Komik, çok komik. Tamam. Şaka gibi hiçbir şey yok burada dedi. Ama bu sefer şehirden uzak bir yere taşınacağım ya, öyle bulacağım. Kafa dinlemelik. Bura kilitli. Şuradan bir camman bir şey yok mu bizi atabileceğin? Hıppılık hıppılık diye beni atsan bir yerden. Şuradan sürünemez miyim? What about over there? Buraya ne dersin? Ya şey burada ne var? Bu tarafta ne var dedi. Yok yavrum bir şey yok. Buradan alttan geçemeyiz. Camdan giremeyiz. Şu vagonun diğer tarafında ne var diyorduk ya. Paytak paytak nasıl da pıdık 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 yürüyor ya. Yo yo İstanbul'dayım yine. İstanbul'dayım. Bizim işimiz İstanbul arkadaşlar. İstanbul'dan başka bir yere gidemiyoruz. Yani bu yayıncılık YouTube vesaire işte hep İstanbul'da oluyor. O yüzden buradayım. Aa biri izliyor lan bizi. Kedi köpektir ya. If I wanted to go on nature hikes, I wouldn't have moved to the city. This shit is not in my job description. Aa orada bir şey var. Oğlum bir tane daha buldum ha. Acaba hiç kaçırdık mı şimdiye kadar ya? Tık 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 bula bula gidiyoruz vallahi. Neyse üçledik bunu. Çok merak ediyorum inşallah. Bunları toplamamızın bir anlamı vardır. Yine loot gözlülüğümüzü konuştuk ve etraftan bu antikaları bulduk. Sizin de bildiğiniz bu antikaların olduğu yerler varsa gözden kaçıyorsam söyleyin ha. Bu boktan yaz kamplarını hatırlattı bana dedi. Şu arkadaşlarla üniversite tatilinde falan gidilen cinsten mi?
Hani 6 arkadaştır, 5'i gidiyordur ama 6.'sı babasından izin alamamıştır. Baba Meraller gidiyor, ne olur ben de gideyim ya. diye. O kamplardan mı? Baba her yer kilit ya. Okay. If I can get the car moving and stop it here. Eğer hareket ettirip şu aracı burada durabilirsem karşıya geçebiliriz dedi. Ben vallahi bir yerlere çıktım ama hayır olsun. Yavaş. Aha. Oğlum çalıştırmasaydık ya. Vagonu hareket ettir. Oğlum biz bunu hareket ettirince adam demeyecek mi hayırdır lan diye. Kim var orada diye dikkatini çekmeyecek miyiz? Bak aklımda kalır dedim, buraya geldim. Şu merdivenin oradaydım ya. Şuraya çıktım. Bak burada ne var. Bıttırı vızlık. Her zaman koyar. Kaçırır mıyım lan yapımcı? He? Siz oyun yaparken biz oynuyorduk aslan. Sizin o yaptığın... Aa ne oldu lan? 8 oldu bir anda ora. Niye öyle bir anda 8 oldu? Çok mu gizlisini buldum? Sizin yaptığınız oyun kadar bizim o kadar yıl oyun oynamışlığımız var aslan. Aa bir anda 8 oldu ha. Gel yavrum. Ne bu? Jamie. Jamie şuna baksana. Bunu düzeltebilir misin? Ne oluyor lan? Jamie geçmişe gidecek sandım bir an. Ha, şakşuka yapacağız. Dur. Bundan bir dakika. Tık. Bundan buna. Bundan buna. Endere ben gazık. Bıngıra bıngınk. Donk. Zank. Donk. Harika, ben mükemmelim dostum. Dedi. Egoist bebe. Bu arada YouTube ahalisi bu videoyu izlerken akabinde YouTube kanalına baksınlar. Outlast 2'nin finalinde orada görecekler. Birkaç saat sonrasında. Yaş oldu 31 ancak seni yıllar takip etmeye devam. İlk bu sahneye çıkın günleri dün gibi hatırlıyorum. Toprağım demiş. Samet Şahin hoş geldin. Nice 31 yıllara da abi. Hatta nice 90, 100, 150'lere. Ne oluyor lan anam? Duydun mu şu sesi? Ha? Sarılı biri geliyor. Saklan saklan. Kim ya? Gizem. Hızlıca etrafa bakalım, hızlıca bakalım. Dur kızım, ağaca girme. Wonder what these are. Acaba bunlar neydi? Bak diyor ki hani ölümcül tehlike. Dikkat. İyi. Şimdi orada bir yol var. Aa bak bir de burası var. Buradan gidersek
daha şey olur gibi. Bence aşağı kapıyı bir deneyelim. Bir dakika. Önce aşağı kapımızı bir deneyelim. Burası kilitliymiş. Tamam. En azından bakmış olduk. İçimizde kalmadı. Şuradan. O ne? Bu ne lan? Aa. Bisiklet kornası. Yo, topuk. Aa, ayakkabı bulduyduk ya. Ne alaka Mete yani? Sen de eşeksin ha. Bisiklet kornası. Bir tane ayakkabı bulmuştuk. Kadın ayakkabı. Kadın ayakkabısı bulmuştuk. Onun topuğu. Allah Allah. Demek ki topuğunu burada kırdı. Kaçıyor muydu acaba lan? Allah bilir ne geldi o kadının başına. Topuk burada kırıldı. Ayakkabıyı aşağıda bırakmış. Gidemiyorum. Lan ne oldu? Takıldım ben. Ne oldu kızım? Aa, bir şey oldu. Hadi gidelim, hadi gidelim. Bize gelip bakacaklar. Bunlar nerede diyecekler ya. Nasıl ayakmış o diyecekler, iyileşmedi hala diye. Hey. Hey. Oh. Ah. Oh god, that's so much better. Bacağım daha iyi. I guess I just needed to rest it for biraz dinlendim. I think I'm okay. Ve karın I really need you to stay where I bak, söyleyin dediğim it, dediğim yerde durmanız gerekiyor. Durun now. Tamam mı? Anlaştık Bay Dumet. Siz ne derseniz o. Bay Dumet'in dikkatli gözlerinden uzaklaşmayın. Herkes Kate. Anlaşıldı mı? Kate. What do you think? Ne düşünüyorsun? A summer camp from hell. Cehennemden bir yaz kampı gibi. Her neyse. Bu herifin gizliyor bulacağız. Uzun sürmeden. Merak etme. Geliyor musun, gelmiyor musun? Tamam, geliyorum. You afraid of heights? Yükseklikten mi korkuyorsun? Maybe. Belki. Niye korkmayayım? Yes. Evet. Oh shit! Oh, Etos'un hepimiz öleceğiz. Just sadece go. Gidelim, tamam. Oh yürü my git. God, relax, Mark. Aman ya, sakinleş Mark. Niye dalga geçiyorsunuz oğlum adamı? Ben de yüksekten korkarım. Ooh, that's serious drop. Bak buradan fena düşünür ha. İyi misin? Hadi yapabilirsin. Göz ileri doğru bak, aşağı bakma. Anlaşıldı, tamam, iyiyim. Öyle mi dersin? Ha? Bakmamalıyım. Aşağıda su var sadece. Düşersin de yüzersin lan. Ayrıca köprü bayağı sağlam gözüküyor. Yani. Hadi gel, yardım edeceğim. That's it. İşte bu. Look. Bak, fine. Gördün mü? Sorun yok. Bakmıyorum. Don't look down. Aşağı bakma. Bana bak. Yeah. Tamam. See? Gördün mü? Not so bad. O kadar da kötü değil. Hah. Ha, işte bu kadar. Adam köprüden geçemedi ya la, kocaman adam. Thank you. Teşekkürler. You always knew how to get me through the shit, didn't you? We should catch up to Mr. Dumet. Yine bok, düştüğün boklardan kurtarmaya başarıyorsun Emine de. Ay Dumet'i yakalasak iyi olur. Herkes nerede? Onlar şehir insanı, kusura bakmayın ya, geliyorlar. Haydi çocuklar. Geç kalıyoruz, günü yemeyelim. Abi sen kimsin ya? Vuracağım yumruğu şimdi. Her yerde ya herif. Allah bilir neler gelecek başımıza burada. Vay canım, vay Cumet, bu yer büyüleyici. Evet. Maybe this won't be a waste of a weekend. Belki de hafta sonu için kötü bir tercih değildir ha. Hafta sonunuz bok olmamıştır. Güzel bir yere benziyor. İnşallah başka hafta sonlarınız olur. Aha, bak. Kadın omuzu. Aha, bak. Merhaba. Acaba sen kimsin? Ne yapıyorsun? I saw a little girl. Küçük kız gördüm. Up there. Orada yukarıda. Maybe it's your one fan. Belki de hayranlarındandır da. Ve sonsuza kadar kaybolmuştu artık. Sen ne yapacaksın dedi.
everything in here is fragile. Bakın her şey çok kırılgandır. Lütfen dikkat edin. Tamam. İçerideki her şey çok kırılgandır. Bu abiyi ben hiç sevmedim ya. O küçük kız Little Hope'daki kız değil miydi ya? Little Hope isimli oyundaki bu serinin. Bu sezon bir diğer oyunu vardı Little Hope. Ondaki kız değil miydi? Şuna bir bakın. İnanılmaz. Valla. Kulak bu yer. Lütfen buraya isimlerinizi yazar mısınız? İmza atar mısınız? Bak bu, her şey bu kadar değil. Geri kalan da burada olacak. Eşyalarınız gelecek. Merak etmeyin. Eşyalarımız hepsi burada değil dedi. Aaron. Gelmezse yavaşlarız bak ha. Aaron sigaralar. Mavi sıç çantasında. Pekala. Hepiniz yerlerinizi alın. Sizinle akşam saat 8'de yemekte buluşuruz. Ay Tümet. Yeterince teşekkür edemedik ama bu inanılmaz bizim için. Harika bir fantastik bir şey. Bunun iyi bir süper plan olduğunu söylemiştim değil mi size? Tabii ki söylemiştim. Bu arada H.H. Holmes gerçekten de Amerika'da Amerika'nın ilk seri katili olarak geçiyor. Yani gerçek bir karakter bu oyundaki seri katil. Bunu da ben sizden öğrenmiştim. Bilgiyi yine size ilettim. Ne oluyor lan? Anam az önce kadın kafası var. Geldin demek. Hep meşgul, meşgul, meşgulsün. Tüm gün dışarıdasın. Ben de burada oturmuş endişeleniyorum. Tüm gün gidiyorsun, hiçbir şey duymuyorum, söylemiyorsun bana. Oğlum Little Hope'daki kız ne alaka lan burada? Oh. Sorry. Jamie, ikinci kat koridorları. 26 Ekim. Oh my god. Aman ya Rabbi. I think I peed a little. Ufacık bir kaçırdım galiba altıma. Ben şey... I don't think we're the only ones here. Bak bence sadece biz yokuz burada. Bir küçük bir kız gördü dışarıdayken pencerede. Aa, ben de onu gördüm, küçük kızı. Adumet'in ailesi vardır. Çalışanları ya da arkadaşları. Kim bilir? Willys ne demek bilmiyorum ama bana onu veriyor dedi. Burası unik bir yer. Yani şu an. Oh, yeah, that's my being scared song. This is my don't be scared song. Bu sakın ha korkma şarkım ve daha fazla korkma. Ama işe yaramıyor. 181. I think I'm around the corner. 181 numaralı oda. Köşe. 184'te ben. 183'te ben. Okay. Tamam. Okay. Good luck out there. Kolay gelsin o zaman. Kaybolma. İyi şanslar. Her bir şey olursa bana ihtiyacın olursa çığlık at. I got you. Nothing to be scared of. Actually, hey. Korkacak hiçbir şey, okay? Yeah. Ayrıca aslında gel bana yardım et çantamı yerleştirirken, ben de senin odanı bulmana yardımcı olayım. Bence ikili takılmamız burada daha iyi olur. Valla en sonunda kaybolurdum büyük ihtimalle. Teşekkür ederim, iyi olur bu. Bu sadece bir koridor lan. Yani neye kaybolacaksın? And here we are. Well, it's cozy. Arası burası yine Japonların kapsül otellerinden bir tanesi daha işte. Hadi ama daha kötü olabilirdi. Topeka'daki odamız gibi mesela. Hayır. O anları hatırlatmam, tamam mı? O anları ben blokladım ve hatırlamak istemiyorum. Sen o şey yaptın, horladığın için. Aynı odada kalıyordunlarmış o zaman. Topeka'da. Banyo nerede? Eski usul. Ne gece olursa içişim gelirse ne yapacağım? Charlie'nin önünden geçip mi gidip içeceğim? Tuvalet dışarıda. Koridorda işte, banyo falan. Bence içmemeliyiz. Eğer içersek Charlie bunun farkına varır ve beni yine boktan hissettirir laflarıyla.
Evet, bunu yapabilir ama henüz iş üzerinde değiliz. Vaktimiz var. I'm not suggesting we get full on a hammer before we work. Bak, sarhoş olmayı şey yapmıyorum, tavsiye etmiyorum, bir şey önermiyorum dedi. Sadece susadım. You're cute when you're worked up. I don't. Ben de çalışırken çok tatlısın dedi. Ben tatlı falan değilim. Sen benim tatlı olduğumu düşünüyorsun. Oh. Hoppala. You're so clumsy. Çok sakarsın. What would Charlie say? Aa, Charlie ne derdi acaba? I know. Çok sakarsın değil de nedir clumsy? Where'd it go? Hani nasıl? çok bir şeysin. Neysin? It's all the way against the wall. Tam duvarın orada, göremiyorum. Görebiliyor musun sen? You okay? Sen iyi misin? Shit. Hadi sokayım. You're trying to scare me now? Beni korkutmaya mı çalışıyorsun? İntikam mı alıyorsun? Good job. Bu konuda iyisin çünkü. Hayır. Astımı var. You sure you're okay? İyi olduğuna emin misin? Çünkü beni... Maybe me scaring you didn't help, did it? No. Korkmayı demiştir dedi. It's not your fault. Bak, bu senin hatan değil. Ciddiyim. Ben sadece bunun bir şey değilmiş gibi davranmaya çalıştım ama yani ben bir nefes alıp verme cihazına bağlı kalmak istemiyorum. Alerjiler, toz ve benim bunlara daha çok dikkat etmem lazım. Emin misin? Eminim. Kesinlikle. Cozy. Bıdık bir oda. Beceriksiz ha, değil mi? Beceriksiz. You gonna try that? Takar beceriksiz. Deneyecek misin gerçekten o içkiyi? And now you're artık zehirlendin. O kadar kötü değil ha. It's piquant. Yalan söylemiyor musun yani? Decent vintage. Yıllandıkça sure, hani değerlendirmiştin mi diyorsun yani? Oaky undertones. A hint of citrus. İçsin diye elinden geleni yaptı. İlla içirecek şu kız onu. Tam güçlü, sert diyecektim ki. Senden nefret ediyorum bunu söylemediğin için. You are such a liar. Çok yalancısın. Üzgünüm. Harbiden şarap oktandı. Yani bu konuda yalan söyledim. İyi falan değil. Cidden içeceksin mi? Sorry. Üzgünüm. What I said earlier. Daha önce söylediğim şeyler için. I didn't mean to make you feel weird. Seni garip hissettirmek istememiştim. Sadece we work birlikte together, çalışıyoruz ve Charlie her zaman bizim daha profesyonel olmamızı istiyor benim özellikle. No, anlıyorum. Hayır, demek istediğim hani, hani senin de tatlı olmadığını düşünmemizi zannetme. Bir dakika, burada karar chat'in. Ben chat'e sorarım. Hemen bakıyoruz. Chat'imiz ne demiş? %68 öbüştür demiş. Öbüştüreceğiz. Bu tarz ilişki konularında chat'e soruyorum, sonra başımın eti yeniyor. Öbüştür öpüştürme kavgasını kendi içinizde yapın. Ama bizde demokrasi her zaman işler. Demokrasi her zaman işler. %68 öbüştür demiş. Öbüştüreceğiz. What are you doing? Ne yapıyorsun? Oh you bitch. Az şırpıntı değilsin ha. Aylardır seni öpmek istiyorum, sadece kafa buluyorum. Anam ne oluyor? Ama sadece öpüşüyorsun dedik. Sorry. Belini kırılsın demedik. Netflix sunar. Who is that? O kim? Bir rahatsız etmeyin be kardeşim. Anam! Charlie ne yapıyorsun oğlum? Kapı mı dinliyorsun sen? What the fuck ya? What the fuck Charlie? Charlie? You just standing there trying to listen in? Öyle bekleyip bizi mi dinliyorsun? No, hayır, ben sadece kapıyı çalıyorum tam. Ne istiyorsun? Ben bir şey mi böldüm? No, we're just talking shop. Öyle, alışverişten konuşuyorduk.
malzemelerimizden konuşuyorduk vesaire işte. This place is running on a generator. Buranın elektriği giderse jeneratör hani falan var mı? Ne yaparız işleri diye konuşuyorduk. Niye bizim odamı bulamıyorum. O yüzden dolanıyorum etrafta ve sigara ihtiyacım var. These funny shapes. Bak şu çizikler var ya üzerindeki. Onlar numaranı gösteriyor odanın. Ve aşağı doğru gitmen gerekiyor. Look, give me 10, then we should get a rough plan for getting our first shot. Bak bana bir 10 dakika verin, bir toparlanayım, ondan sonra ilk çekimimizi yapalım. Yemekten sonra yapamayız mıyız ya planı? Ben biraz geldik dinlenmek istiyorum. 10 dakikanız var. Yemekten sonra çekim yapacağız. Okay. Tamam. We'll be down in a few then. Birkaç dakikaya oradayız o zaman. Aşağıdayız. Oh, Aaron, I checked my blue bag. Vardı, mavi çantama baktım. No sigara yoktu. That's where I put them. Ama onları oraya koydum. Gel göster o zaman bana. İkimizden birisi renk körüdür belki ve mavi çanta hangisi bilmiyoruzdur. To be continued then? O halde devam edeceğiz sonra. Evet. Definitely. Kesinlikle. Good luck finding your rooms. Odanızı bulmanızda iyi şanslar. Ne oluyor lan? Hadi 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 gidelim. Acele et çabuk. Hadi. Oğlum küçük kız ne alaka bu bugün? Ana gidiyorlar la. Oğlum nereye? Bay Dumet. Şşt, nereye gidiyorlar acaba? Ben bu oyunun demosunu ilk oynadım da yönetmen sigara problemi diye bir şeyler konuşulmuştu yorumlarda. Yönetmenlerin sigara problemleri mi oluyor genelde? Bir şey mi var? Oo, camın arkasında biri var. Ayda. Ayda, her yer gözleniyor hocam, her yer. Kimdi lan? Öldürdüklerinin mankeni mi yapıyor bu? Ne yapıyor? Charlie'nin yatak odası. Charlie. 26 Ekim saat 7:27. Bakıyorum işte. Oh, bu arada Kate bunu sana vermemi istemişti. Breaking down walls, navigating the maze of anxiety. Are you fucking kidding me? Benle dalga mı geçiyorsunuz? Anksiyeti labirentinde kendini bulmak kitabı neymiş ya? Ben stresli birisi değilim. Tamam mı? Buna ihtiyacım yok. Do I look fucking stressed? Stresli mi gözüküyorum? That was rhetorical. Well, your cards came out nice enough. Ay, oh yeah. Kartların bayağı iyi bu arada. Makes a huge difference. Impossible. You old guys love business cards. Siz eskiler bu tarz kitapları şeyleri seviyorsunuz, kartları seviyorsunuz. Eski kafalılar yani. And did the logo in foil. Damn. Keşke bunlardan bir tanesini Bay Dumet'e verseydim ya. Dedi. Did you find them? Bulabildin mi? No. Hayır, vallahi yok. Buraya koyduğuma yemin edebilirim. Anlamıyorum. Niye yok? Sigaralar. İyi, diğer çantalara bak. Check the other bag. Didn't you already? Just look. Bakmadın mı sen? Sen bir bak işte ya. It's only sadece kıyafetler and, ve this notice of eviction. Tahliye mektubu var. Stüdyonun tahliyesi mi? Yanlış hesaba yatırmışım kirasını stüdyonun. Önemli bir şey değil. Hallettim. Sıkıntı yok. Endişelenecek bir şey yok diyorsun yani. Stüdyoyla alakalı. Sigaram dışında endişelenecek bir şey yok diyorum. Yoklar Charlie. Yani sigaralar. Öyle. Gitmiş yani, öyle mi? Sence birileri almış olmasın? Bence var ya, Kate almıştır ha. Ya da Jamie. Üzgünüm. Ama it's neyse. Fine. Let's Hoş just ver. Get on with things. Salla gitsin, ne yapalım? This place is burası massive. Kocaman bir yer. Eminim bir yerde sigara vardır. Hani antika bile olsalar. O kadar mı kötüsün ya? Aşağıda lobide bar vardı. Barda sigara vardır değil mi? Teknik olarak barlarda sigara içmek yasak. Yani. Gel bakacağız. Eğer biz bulursak her şey unutulmuş olacak. Affedilmiş.
So I know you said it wasn't a thing, but that banknote. Şu banka olayını önemli olmadığını söylemiştin. I mean, you tell us if we were in danger of losing our jobs. İşlerimizi kaybetmeyeceğimiz konusunda bir endişe varsa bize söyleyebilirsin bak. Televizyon içinde her zaman herkesin işini kaybetme endişesi vardır, tamam mı? Sorun yok Erin, tamam mı? Şu televizyon işimizi yapıyoruz, şu işteyiz, yani yapalım paramızı alalım kafası. Lütfen Erin, şunu bir sal artık lan. İyiyiz, bir sıkıntı yok. İşinizi kaybetmiyorsunuz, tamam mı? Televizyonda duruyor, stüdyoda duruyor, hadi. İşimize odaklanalım. Paramızı alalım. Atem tutan ben seni. Şekere basan ben seni. Bir şeylere değsen iyi olur. Hop dokuzladık. Bu ne? Köşe bucak bakalım da hocam. Gözden kaçırmayalım. O ilk başta oyunun başında bir karı koca balayı için geliyordu ya 1800'lü yıllarda. O oteldeyiz şu an. Onların öldürüldüğü otel. H.H. Holmes'un oteli. Amerika'nın ilk seri katili. Evet, Bay Dumet bir mektup almış. Bay Morello'ya bir mektup yollamış. Bu otelin hani direkt sizle irtibata geçmeme izin verdiğiniz için teşekkürler diyerek. Bu otelin turistik deneyimlere açılması için, ayarlanması için World Fairs Otel'in. Hani burada çalışmalar olmuş galiba. Ha bu oteli, burayı bir şey haline getirmiş. Turistik bir seyahat, gezinti haline getirmişler. Bay Morello da bu işin içerisinde hani yapılmasında restorasyon, bakım çalışmalarda uğraşıp bir yer almış galiba. Bir şey yok değil mi? Güzel. Let's go. Hey Charlie. Hey Charlie. Önümüzdeki sezon belki de ses dizaynını değiştiririz ha. Daha kreatif şeyler, yaratıcı şeyler yaparız. Bak şirket için yaptığın ve bilgiler yaptığın işler çok değerli zaten bizim için. Çantanı taşımak vesaire mi yani? Aynen öyle. Bak, bence bir asistan alsa daha iyi olur kendine. Asistan mı? Yani neyse aptalca bir fikir Charlie. Asistan ha? Kişisel asistan. Sort of. Yani sayılır. And then I could help out with the editing. Ben de böylelikle edit yapmaya yardımcı olabilirim. Edit yapmak mı? Pardon. Sesleri mixlemek konusunda işte. So much to give, so much experience. And it's an çok fazla deneyimlenebilecek şey var. Ve teknolojinin hani peşinden gitmek lazım. Deneyimletmek lazım insanlara. Exactly. Asistanım olsa sigaralarımı da kaybetmezdim ayrıca değil mi? So, aynen öyle. Do you still want to direct movies, Charlie? Hala film yönetmek istiyor musun Charlie? Ben zaten yönetiyorum. No, but I mean real hayır, gerçek movies. Filmlerden bahsediyorum. With a big budget, büyük bütçeli olanlar. Stars. Büyük yıldızların olduğu. Erin, anlaman gereken önemli bir şey var. Yaptığımız iş zaten çok önemli bir iş. Gerçek bizim için yıldızın ta kendisi. Oh, right. Ha tabii. Yeah, evet. Sorry, Charlie. Özür dilerim Charlie. So you don't yani demek ki direkt movies. Film can yönetmek istemiyorsun. This? Bunu bir geçebilir miyiz lütfen? 178. Ulan işlenen cinayet sayısı mı acaba bu? Az. Bakalım. Hayırlısı. Bunlar ziyaretçilerin isimleri. I suppose I should be thankful it's just my cigarettes that are missing and not our gear. Malzemelerimizin değil de sigaramın kaybolmuş olmasına sevindim en azından. Şöyle bir etrafı hızlıca bakayım. Herhangi bir şey var mı? Hop bu neymiş? Bir çekmece var ama
kilitli açılmıyor. Burası özel yer. Şu kapıdan gideceğiz Erin, gel. Let's go. Hey, maybe Mr. Dumet is in the back office. Belki Bay Dumet ofisine dönmüştür. Gidip ona sigara sorabilirsin. Bay Dumet çoktan gitti havrum. Ne Bay Dumet Allah'ın aşkına? Bay Dumet mi kalır? Adam atladı. Köpek kovalıyormuş onu gibi. Kuduz köpek kovalıyormuş gibi kaçtı gitti vallahi. Ne oluyor lan? Reception please. Buyur ağam. Jackpot. İşte anahtar. Erin, barın anahtarını buldum. Bizimle oynuyorlar ya. Bizimle çok güzel oynuyorlar söyleyeyim ben. Bebek gibi oynuyorlar bizimle. Hızımı alamadım lan. Why don't I go check for a gift ben shop neden or hediye something? I've already had one asthma attack today, etmiyorum. And this dust farm is exactly what I don't need. Zaten bir asthma saldırımı oldu. Bir daha olmasını istemiyorum buraya girip. Orada sigara var mıdır? Olabilir. Tamam o zaman git bak. Buralarda bir şey yok değil mi? Ne sigaraymış uca? Affedersiniz çok özür dilerim. Hello. Merhaba. Mr. Dumet. Bay Dumet. Hello. Good morning to you all. Hepinize merhaba, I'm günaydın. Chester ben Chester Bell, Federal Büro araştırmalarının başındaki işçiyim. Saat sabah 5.30'da özel ajan Hector Manday bir otel odasının dışarısında Birmingham, Alabama'da saldırıyorlar. Arkansas canavarı olarak bilinen kişiyi buldular. Using state-of-the-art psychological profiling techniques, Special Agent Monday and members of his task force not only identified their suspect, but predicted his movement with unerring accuracy. I'm delighted to say, we have our man. Bizon. Evet, Arkansas canavarı yakalandı. Özel FBI ajanlarının bir operasyonuyla birlikte Arkansas canavarı olarak bilinen katil ya da herhangi bir sapık mı artık bilmiyorum. Yakalanmayı başarmışlar. Bu ekip bu kişiyi yakalamışlar bir otelin çıkışında. Bir otelin olduğu yerde. Haberin başında da şöyle diyor. Seri katil FBI tarafından yakalandığı onaylandı. Arkansas canavarı artık demir parmaklıklar ardında. Lan 216. Ne yapıyorsun? Wow. Vay, bir robot. An animatronic. Harika. What will it be, Mr. Dumet, sir? I'll have a packet of cigarettes. Bir sigara alabilir miyim lütfen? A packet of cigarettes. Bir sigara please. Lütfen ya, bir paket. Hello. Hello. Marlboro Touch Blue. Hello. Packet of smokes. Bir sigara la. Figured it was too good to be true. Never mind. Neyse boş ver. Teşekkürler. Robo barman. Whatever you wish. Tabii efendim, istediğiniz gibi. Aha burada. Ne istersiniz? No fucking way. Hadi canım. Thank you very much, my mechanical friend. Teşekkürler mekanik dostum. Much appreciated. Çok teşekkür ederim. Evet, bu otelin yapılmasında, otel üzerindeki işçilikte hepinize çok teşekkür ederim. Bay Kelly Schroeder diye birisine Richard Belkamp'la teşekkür notu atılmış. Halka açılmasında bu otelin iyileştirilmesini yaptıklarınızdan dolayı teşekkür ederiz yazısı gibi bir şey.
Sigara. Vur camını, kral şunu ya. Yes. Ah, hadi cama. Sadece bozukluk mu? Damn it. Lanet olsun. Bozuk paran yok değil mi? Kağıt var sadece. 216. Ara bak. Oğlum şuradan bir bozukluk ver lan. Asılsak iyice gelmez mi ya? Yok. Bir yardımcı ol oğlum. Robot. Pilini sökerim size. Akünü sökerim ha. I don't suppose you've got any spare change back there, have you? Bir bozukluğun yoktur orada değil mi ha? Şuraya atabileceğim. Yoktur tabii. Ooo, Charlie'nin yaranak öldüğünü gördük. Ne diyorsun ya? Bir odaya kapanmış, yanıyordu. Hayda. Hocam vursak şey yapamaz mıyız ya? Hadi lan. Hay sok. Oğlum bir yardımcı olun lan. Sigara öldürür hocam. Bak bu sefer yakarak öldürüyor işte. Dur bakayım, gel bir. Belanı versin senin gerizekalı. Next round's on me. Bir sonrakiler benden. Söz veriyorum. Bir sonraki içkiler benden. Yes. Evet, hadi bakalım babacığına gel. Oy. Elektrik mi gitti lan? Ay koyan böyle makinasına ya. Life would be so much easier. Ahir zaman ne zorsun ya. In my jacket pocket. Bu şey benim cebimde olacaktı şimdi. Şş, robot. Bana bak, bir yardımcı ol lan. Aha. Oh yes. Oh evet evet evet. Teşekkürler. Thank you, Lord. Rabbim. Rabbim teşekkürler. Bar 0028. Ana. What? No, come on you piece of shit. Hadi boktan makine, şunu bana yapma. Antique rubbish. Antika çöp seni. Ver şunu bana. Sigaralarımı ver. Right you. Demek öyle ha? Aha. I'm gonna go and get my key grip, and they are gonna kick the shit out of you. Git ben anahtarımı bulacağım. Hey, şimdi bulacağım, seni alacağım oradan. Hey Charlie. Yeah, I'm still in the bar. Hala bardayım. I think it's dinner time. We should get yemek everyone vakti geldi. Hadi herkes toplanmalıyız. Tamam geliyorum. And I'm coming back for senin için geri döneceğim. Hem de levye ile. Are you alone in there? Orada yalnız mısın? Who's that behind the bar? What? Barın arkasında kim? Ne? Ha oğlum robot ya. 216. Oyunu ya. Mark'ın yatak odası 26 Ekim. Hey. Had a thought on an intro segment.
You want to shoot intro now? Intro için konuşacak. Yeah. Ne? If we get it shot and in the bank, maybe Charlie için. Will stop rewriting everything I come up with. Yeah. Okay, sure. What? Her şeyle gidersem hani Charlie bir daha çekim just falan istemez dedi belki. Sıkıntı yok. Bekle I'm bir saniye hemen geliyorum. Nothing is eating away at you? Yes. How many times have you cleaned that lens? O lensleri kaç kere temizledin? Sadece really? Malzemelerimi hazırlıyorum. Yeah. Gerçekten mi? Detail, her zaman detaylara odaklanıyorsun zaten Mark. Neden bir risk alıp bir şey yapmıyorsun direkt? I watched you fuss for a whole week before you turned down that job offer, all because you had to take one extra train to get there. I turned down that job because that would have left you alone with Charlie. How cool buraya işe geri döndüm. Gitmedim çünkü so seni Charlie'le yalnız bırakmak istemedim. Great. Cidden mi? Evet, o halde bırakıyorum. Let's use natural light so we can do it alone. Didn't the lobby have skylight? I don't remember. Lobide I just want to look decent. Güneşi yok muydu dedi. Çok bilmiyorum ama hani daha güneşini kullanabileceğimiz bir yerlere gidelim dedi. You look good in any light. Sen her ışıkta iyi gözüküyorsun. Endişelenmiyorum. Yes. Ne yapıyorsun? Bana yağış mı çekiyorsun? Evet, işe yarıyor mu? Mark, why are you letting them all think I broke up with you? I feel like if Mark, Jamie neden her şeyi ben senden ayrılmışım gibi davranıyorsun? I mean, yani they all just assumed. I can't decide if that's sweet or selfish or both. We're hitting the golden hour. We should be able to find a good spot. Gün ışığı için. I don't know why you camera dorks call it that. It's 15 minutes at best. Yes. 15 dakikada sen ne olur sanki? Neden golden hour diyorsun ki? At the most. Look. Bunlar da birbirine cilveleşiyor arkadaş. Thanks for doing this. You're only asking me because your arms are too short for a good selfie angle. Benden kamerayla çekmemi istiyorsun çünkü el selfie çekmek için kolların çok küçük dedi, çok kısa dedi. Where to? O da kolların çok kısa değil dedi. Would make for a cool angle. Let's find a way up there. Whoa, there, Bucko. I was just checking for light. Hey, ışığa bakacaktım sadece. Remember our talk about boundaries? Sınırlarımızı konuştuğumuzu hatırlıyorum musun? Odam benim güvenli özel yerim, tamam mı? O yüzden buraya giremezsin. Sometimes I'm glad we went to therapy. Ben bazen terapiye gittiğimiz için mutlu oluyorum, biliyor musun? Hani o terapi seanslarına gittiğimiz için. Yeni yer nasıl? İşi yapar şimdilik. Hoşuna gitti mi? Kısa süreç için keyifli. Bunlar eskiden birlikte yaşıyormuş, sonra ayrılmışlar anladığım kadarıyla. Bu ikisi çiftmiş eskiden. I was worried you'd be sleeping on the couch in the studio while you obsessed over finding the perfect place with the right wall color near the proper train station or bus stop or... Maybe we should just add this topic to our discussion no-fly zone list. Yeah, you're probably right. Aa, yine bir şey göreceğiz. Oğlum bir şeyler, bayağı bir şeyler oluyor oyunda da oralara gelmemiz lazım. Şu oyunun baş kısmı biraz böyle bize hikaye yedirmeye, karakterleri yedirmeye çalışıyor ya. Böyle durağan geçebilir ama sonrasında belli ki çok hareketlenecek ya. So, az sabır. Since we can't do it tomorrow, is next weekend okay to come? So if Dumet catches us in here. Bay Dumet bizi burada yakalarsa onun kurallarını mı kırmış oluruz? He did say not to go wandering. Etrafa bakmayın demedi. We? So maybe we should take care. Probably. Adam gitti oğlum, sizin neyinizi yakalayacak adam? Adam bastı gitti. Dumet is the kind of dude who loses his shit if you break his rules. Oh, oh, she first when he took away our phones like we were kind of teenagers. Adam telefonlarımızı, telefonlarımızı aldı. Ve bu arada bu yalnız değiliz. Valla! Shit. Saatini şimdi sokacağım şimdi ya. Masanın içinden geçmişler. This takes me back. I used to carve the hell out of my desk in middle school. Aa bak, bu iz beni geçmişe götürdü. Sınıfımda, okulda sınıfımda ki masadaki çiziyi hatırlattı bana dedi. Was he the devil? O bir şeytan mıydı? Amerika'nın ilk seri katilinin arkasındaki gerçek. Joseph Morella tarafından yazıldı.
2002'deki kitaptan bu yana Joseph Morello, Fascinating Investigation seri katiller ve seri katillerden de öte H.H. Holmes'e ilgili birçok araştırma yaptı. In his latest paperback, en son kağıt yaptığı kağıt yıllarında The More 15 Years in Research Writing, 15 yıllık bir araştırma, kendi araştırması ve yazılarıyla birlikte Amerika'nın işte bu araştırmalar sayesinde Amerika'nın ilk seri katilinin perde arkasında onun bir şeytan olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi. Vay be. Markım ona bir ulaşalım be yiğidim. Markım ona ulaşalım yiğidim. Abi bir şey mi almamız lazım elimize? Tripod. Tripodla bir dokun da bunu bir al bakayım. Hop. Zınk. Kaçırmam. Helal lan Mark. Doğumlar, ölümler ve evlilikler. Bay ve Bayan Robert Hall of Silver Spring announced the birth of their daughter Melon. Bay ve Bayan Robert Hall of Silver Spring şeyi duyurmuşlar. Kızlarının doğumu Marilyn'in 10 Haziran'da doğduğunu, White Oak Hospital'da doğduğunu duyurmuşlar. Ellen and Stephen Wright of Norlo Park announced onlar da Ellen ve Stephen çifti de White Oak Hastanesi'nde 10 Haziran'da oğulları Maurice'in doğduğunu duyurmuşlar. On behalf of their daughter Lucinda Monday, proud grandparents children bring us. Aa bak. Şeyde 10 11 Haziran tarihlerinde 3 tane çocuk doğmuş. Birileri torunları diye duyurmuş, kimisi de çocukları diye. 3 tane çocuğun doğumunu duyurmuşlar. Ya Allah uzun ömür versin, ne diyeyim? Küçük kız o mu acaba? Gördüğümüz küçük kız. Buradan geçmenin bir yolu olmalı. Bakacağız. Hmm, burayı demodan hatırlıyorum. Şu duvar kağıtlarına bak. Burada yukarı çıkıyorduk ya. Cehennem kadar eski. Buradaki her şey cehennem kadar eski. Daha çok yeniden tasarlanmış halini beklerdim falan dedi kadın. I like antiques as much as the next person, but at some point you have to give up the ghost. Aman. Rod is going to set in. Right. That's it. What? Since we got here, I've been smelling something faint, distant. Can't place it. It's decay. Mesafe mi yetmedi lan? Old house. Island beaches with dead fish, animals in the wood. Could be anything. Whatever it is, it's dead as hell. Vallahi ölü hayvan, ölü balık, ölü bitki ne ararsan çıkar abi burada. Ölü ruh bile çıkar. Hani normal ruhun dışında ruhu bile ölmüş olan bile çıkar yani. Öyle bir yer burası. Kurcalamayacağım fazla. Keep your head down. Başımızı eğelim hocam. Aynen. Başımızı eğelim. Şuradan aşağı inelim. Bak bir tane gizemli birisi görüyoruz kamerada. Bir tane etrafta dolaşan bir bahçıvan mı böyle artık bir şey mi, evin ayak işlerini yapan birisi mi, sarılı bir abi görüyoruz. İki kişi gördük şu an gizemli. Üç doğumdan söz ediliyordu. Ulan acaba öyle onlarla alakalı bir şey mi ya? Ha dur dur. Şuradan bir çıkalım. Bir hoppacık daha yapalım. Çok güzel. Şunu da şöyle ittirelim. Mark, you okay in there? I'll be right back. Hemen geliyorum tatlım, bekle. Hemen geliyorum.
Şimdi onu oradan çekip karşıya alacağız. Çıkıp hop pıttık diye araya geçeceğiz. Hocam bizi filme mi alıyorlar? Yoksa filmin kendisi mi? Onlar bilmiyorum. Yani biz onların filminde mi oynuyoruz? Bizi filme mi alıyorlar? Film biz miyiz? Ben tripod muyum? Öğreneceğiz hepsini. İniyorsun aslan. Saldın kendini buradan. Çok güzel. Hızlı indin ama hızlı indin. Kar tanesi gibiyim mi artık şuradan? Yalnız bu herifin, bak bu herifin kesin fotoğraf makinesiyle böyle kapkaranlık bir ortamda fotoğraf çeke çeke gideceğimiz bir bölüm olacaktır kesin. Severler böyle. Bizim yönetmenin son filmi ya Charlie'nin. Son işi yani. Tutturdu. Tutturamadı. Tuttu. Tabii yanındakiler de tutar. Balkon anahtarı güzel. Tamam. Got it. Hoca şimdi şuradan bir çıkar bizi. Nice. Tatlışko. Aldım anahtarı gidelim. Haydi. There's something back here. Arkada bir şey var. Balkonun çıkışı neredeydi lan? Bir dakika. Ben çok geri geldim ya, çok pardon. Ha, balkon burasıydı. Let's go. Kadar da yüksek değil. Benim vertigom öyle demiyor ama. Yüksek diyor. Yavrum güzelsin hadi. Gel artık. Aa, herifin manken yapıyordu ya. Bir tane kukla yapıyordu manken. Turuncu saçlı kadındı. Bu kadın ha, bizim kadın. Bayağı her zaman kamerada hazır olan hanımefendi neden endişeleniyor? Her zaman gibi güzel gözüküyorsun işte. Gidelim. Kate, şuna bir baksana. It's his hat. Bu bir şapkası. H. H. Holmes. Seri katilin, ilk seri katilin şapkası. Fuck! You okay? No. Allah kahretsin ya. Bu böyle bir şey mi vardı? Bir anda ortaya çıktı Allah'ın belası. Allah cezanı... Geri zekalı. Gördün mü? Bir anda bir şeyler yapıyor. Ne bu? Bu da mı robot? Evet, hem de boktan bakanı. Sana zarar vermez ama korkuttu hem de iki kere. Hey Charlie, it's 8. Hey Charlie, saat 8 oldu, yemek vakti. Lanet olsun. Hiçbir şey çekemedik. Hala vaktimiz var. Hadi. Charlie'yi bekletip sonsuza kadar konuşmasını vesile olmayalım. Hey. Be civil with Charlie. Bak, Charlie'ye karşı açık ol. He's the one who chose to be uncivil blowing up on me when all I did was my job. I'm the one doing the talking on camera, not him. Bak, kamera karşısında konuşan benim her zaman, o değil. Not that you're wrong, but bak, sıkıntı sende değil, yanlış sen değilsin. Ama kötü, öfkeyle gidersen daha da öfkeli olur. Bu Charlie ile alakalı, tamam, benle alakalı bir şey değil, bunu biliyorsun.
The rest of us are tired. Bak, hepimiz geri kalan, hepimiz hepsinin kavganızı dinliyoruz, izliyoruz. Yorulduk bundan. Ben de yoruldum bu dövüşlerden, kavgalardan. Jealous. Çok kıskanç Charlie. Yeah, like kıskanç mı? You mean talk show? Point is, bak konuşuyorum. I'm the one people see on screen. Ekranda olan insan benim. And he's being a baby ve about it. Onlar benimle konuşuyorlar. I can't say half the shitty rights. Yazdıklarının yarısı boktan Charlie'nin. Sayfa da iyi olabilir ama işe yaramıyor, tamam mı, gerisinde. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum ama o da benim yüzüme kapatıyor kapıları. Senin yüzünden. Because he thinks you're just trying to get content for your show reel. What if I was? Bence Charlie biraz bize borçlu gibi gösteriyor kendini. Kendini kontrol etmeye çalışıyor. Beni kontrol etmesine izin vermem ama. Did you know Aaron? O yüzden çok kavga ediyoruz zaten. He told her that learning from him was its own reward. A piece of shit. He has her running around town, picking up his laundry, doing his shopping like he can't do anything for himself. Bu adam kendi başına hiçbir şey yapamaz, malzeme alamaz, kıyafetten yıkamaz, hiç yani hiçbir halt yapamaz. Neyse, zaten bu şeyden sonra Lonnie Entertainment'ta çok fazla kalacağımı zannetmiyorum dedi. Valla destekliyorum. Çıkabiliyorken çık. Yani yeni bir iş imkanı falan varsa right, kariyerin girişi için bence doğru bir tercih. Sounded very sincere. Because it is. Charlie would replace us in a second if he wouldn't be inconveniencing himself. He's using us. O bizi kullanıyor, tamam mı Charlie? So biz bundan you daha iyisini hak ediyoruz. Hepimiz, sen de. Vay vay, ne performansa be ya. Gerçekten haber işini bırakıp aktris olmalısın. Oscar'a aday olacak, ödül alacak bir performans sergiledin hakkında konuşarak. Gerçekten konuşmanı senin de duydum Mark, beni hayal kırıklığına uğrattınız. Ne plan yapıyorsanız gelecekle ilgili onu kendiniz yapın. Ama şu an benim için çalışıyorsunuz. Ve ben de çalışanlarım olarak sizi bu evin sahibiyle konuşmak üzere yemeğe bekliyorum. Ve buranın çalışanları profesyoneldir. Değil mi? O yüzden profesyonel gibi davranın. Harika, mutlu musun? Senin bir geleceğin var ama benim yok. Artık. Bu herif tam bir çocuk ya. Bir şekilde onun seviyesine inmemizi istiyor ve iniyoruz da. Oğlum bu herif sürekli heykel şeyi yapıyor lan. Maket yapıyor, robot yapıyor, ne yapıyor bu? Mankenlerin hepsini robota çeviriyor manyak, ne yapıyor bu? Charlie, restoran kısmı, 26 Ekim. Selam çocuklar. Think it's okay if we pour some wine? God, please do. Biraz şarap alır mıyız? Has anyone seen Mr. Dumet? Bay Dumet'i gördünüz mü? Onu beklememiz gerekiyor mu acaba? Dök işte biraz şarap. Bana da Mark dedi. Hepimiz sakin olalım, tamam? We just sat down. Öyle oturduk, bekliyoruz, adamı bekliyoruz işte. O adam ev sahibi sonuçta. I haven't seen a soul here aside from the groundskeeper. Valla bahçeyi dışında kimseyi görmedim burada. Mr. O da yemeğini kendi yiyordur büyük ihtimal. Bay Dumet, saçınızı yaptığınızı çok beğendim. Biz de siz şaraba başladık ama kusura bakmayın. Bay Dumet mi? Ha, o herif gelmeyecek. Ne? Neden? Valla atlayıp gitti. Buradan uzaklaşıp gittiler. Tekneye binip gittiler valla. Ne zaman? Biz odaya girdikten sonra işte. Ne yani, herif öyle gitti mi? Hadi canım. Hata vardır ya, yanlış biliyorsundur. Kör değilim, gördüğümü biliyorum. Neden gitti acaba adam? Bunun hiçbir anlamı yok. Bak bak bak, şuna bak. Valla hem de fena acelesi vardı ha. Yanında bir çocuk da vardı ayrıca, haklıymışsınız. Onu gördüm odama doğru giderken. Charles Lonnet planlarından, harika planlarından bir tanesi daha yine. Bir sonraki adım nedir patron? Kıyıya doğru yüzecek miyiz? Bence yemeği falan yiyelim, biz de gidelim sonra. Lan sanki bunları ben yapıyormuşum gibi bana sorum sormayı kesin, tamam mı? Sanki bunların sorumlusu benmişim gibi. Adam bana dedi ki araştırabileceğimiz eserleri varmış. Biz de buraya geldik antikalara bakmak için. Adam yalan mı söylüyor? Bakın etrafınıza. Gitmesinin iyi bir sebebi vardır.
Guys, am I the only one who's getting really freaked out by this place? Bakın ben burada bayağı korkuyorum, tamam mı? Korkuyorum. As much as it pains me from the depths of my soul to say it. Den derinliklerinde ruhum söylüyor ki. I'm trying to decide with Jamie on this one. Bu işte Jamie'nin tarafındayım ben. Why? Sesini azalt. Neden? Adam burada değil ki. That doesn't explain why he stitched out on us. Ama bu demek değil ki adam bizi izlemesin. Establish an alibi. What are you? You know. So when our bodies wash up on the other side of the lake, he has plausible deniability. Dur kızım, cesedimiz gölün etrafında bulunur falan deme öyle şeyler. Bak bu işi daha da kötüleştirme, yardımcı olmuyorsun. Tamam, tamam. Don't come crying to me. Eğer işin sonu ölümle biterse bana gelip ağlamayın. Ne demeye çalışıyorsun? Diyorum ki, yani olabilecekten bahsediyorum. Böyle yerlerde bu olur. Görünüşe göre sigaranı bulamamışsın. Ya şey, sigaranı bulmuşsun dedi. Şey bulamamışsın. Incorrect. I found an extra special pack of invisible cigarettes. In fact, I'm smoking one right now. Paketi buldum. Ve şu an içiyorum hatta. Bak, görüyor musun? That explains why you're in such a great mood. Ha, görünüşe göre bu harika modunun sebebi, açıklamasını şey sebebini öğrenmiş olduk böylelikle dedi. Ne yapıyoruz? Yemek yiyor mu gibi yapacağız? Oturduk burada. Ne yapacağız? Plan nedir Charlie? Plan mı? In true Lon and Entertainment fashion, we're going to sit with our thumbs in our asses until a panic oturacağız. Deadline looms over us, and then we'll just throw some shit together, and I'll save it with a voiceover. Saçma sapan bir şeyler çekeceğiz, üzerine voiceover yapacağız son dakika işi olarak. Her zamanki Lon and Entertainment işi işte. Well, here's to Topeka, no longer being the worst decision Charlie has Topeka ever made. Topeka işinin artık Charlie'nin yaptığı en kötü seçim olmamasını içiyorum. Bu daha boktan çünkü. Now I would like to ben hepinize kadeh kaldırmak istiyorum. All of you. Really? Gerçekten. I know that I'm the butt of your jokes and that's just my cross bearer as the patriarch. Ana kaynağım, farkındayım. Hepsinden lafları bana sokuyorsunuz ama o küçük ailemizi kadeh kaldırın. Mark ve Jamie. And Kate, despite our bickering, you are the heart of this show. Hani Kate, sen bu işin kalbisin. You keep people interested. Sizler en iyi çalışanlarsınız. Ve Erin, sen olmasan kaybolurduk. Ve ekibimizin kurtarıcısı, ekibimizin yeni üyesi. Biz sen olmasan en küçük detaylarda kime güvenirdik Erin? Ah lan, adam o kadar laf soktular ama adam hala teşekkür ediyor herkese. Yaptığınız büyük ve zor işler için teşekkürler hepinize. Şerefe. Cheers. To us. Bize. Mazel tov. What we can get here can take the show to the next biz level. Buraya sure şovumuzu biz üst seviyeye taşımaya geldik. Yeah, he totally heard us. Bence kesin bizi duymuş. No way he'd say all that nice shit if he heard us. Eğer bizi duymuş olsaydı maybe we should talk about it right this second. You brought it up. What was that, Kate? Neydi Kate? Ne demek nothing istiyorsun? Important, just yani bir şey yok. Öyle bazı fikirler tartışıyoruz aramızda. Really bence background olabildiğince korkunç yapmalıyız dedi. Bu şovda. Does anyone else think it's weird? Dumet hasn't ay, Dumet'in hala gelmemiş olması yeah, garip değil mi sizce de? Coming. Bence herif gelmeyecek ya. What do we want to do first, ne yapacağız Charles, o halde? İlk başta Charles. Sen patronsun. Ne yapmamızı istiyorsun? Teşekkürler. Bence lobiden başlayabiliriz. Orada hala çalışabileceğimiz bu ışık var. Ve bence sembolik bir başlangıç olur. Kale için. Gaz ışığı falan da kullanırız eğer ihtiyacımız olursa. Peki Bay Dumet ortaya çıkarsa? Onun için bir çift lafım olacak. Eğer bizi durdurursa ona bir çift lafım olacak. All right, everyone grab what they need. Bize bu işe de o soktu, durma o soktu. Pekala, herkes ihtiyacı olan ağzını lobide toparlanalım. Olabildiğince profesyonel olalım burada lütfen. Hata yok, mükemmellik isterim. Eğer Bay Dumet geri dönerse, onun bizim sadece hiçbir şey yapmayıp tartıştığımızı görmesini istemiyorum. İyi dedin. Biz de öyle yapıyoruz, gidiyorduk. Haydi. Harika, bunu duyduğuma sevindim. İşinize koydun, hadi. Shouldn't take me long at all. En azından o kadar uzun sürmez. Sürmedi. Great. Great. Great.
Aa bak bu da şeyin mankeni ha. Charlie'nin şapkayı mapkayı gözlüğü taktı bak. Erin'in yatak odası 26 Ekim. Saat 9.04. Hello? Merhaba. Guys? Çocuklar. Is that you? Siz misiniz? Herkes hazırlıyor katila. Duvarlardan gelen sesi takip et. Buraya gelerek harbi kendimizi gümüş tepsiyle servis ediyoruz şu an ya. Ses takip cihazıyla duvarlardan gelen sesleri araştır. Bury me deep, cement. Put me deeper than anyone else. And cover the ground with more cement. Cause trust me. H.H. Holmes'un Amerikan ekseri katilinin idam gününden bir şey. Görsel. Tablo. Kapı duvar oldu her yer. Lan geldiğimiz yer yok oldu. Hoppala. Duvarlardan sesler geliyor ama bu otelde başka bizden kimse yok. Bizden başka. Zamanında otele gelen insanların sesleri mi acaba bu? Öldürülmeden önce. Erin'im, Erin giden Allah aşkına dikkat et. Erin giden bak. Biri yürüyor lan. Allah! Bu benim asla korkma şarkım. Söyle ve bundan sonra korkmayacaksın. Şerefsiz. Aha kapak. Kapak oldu. Kapı kapandı. Bak işte şimdi akşam. Ekip bir kalka ya. Ekip bittik. Ekip bir kalkın oğlum. Bir yardımcı olun la. Allah senin cezanı evet. Vermesin. Elin her şeyi sokma öyle ya. Aa tam o sırada elektriğin gittiği sıra. Breakers. Hoppala ve de cüppala. Kabloları takip et. Shit. Hello?
Merhaba, Bay Dumet. Bizi ilgilendiren şeyler değil. Büyük açılış. Ayın 17'si. 21. yüzyıldan size katılsam sıkıntı olur mu ha çocuklar? 17 Kasım 2017 büyük açılış, otelin açılışı. Hani yeniden yapıldıktan sonra. Kadın 10 yıl genç gözüküyor ama nasıl? Columbus Spa'sına gelin, siz de gençleşin. ...0451 unutmayın, 0451. Kapı açılmıyor. 0451. Harika. Bir diğer korkutucu kazanda depo odası. Tek başıma adada seri katillerin olduğu bir yerde belki de. Daha iyi seçimler yapacağım mı? 0451. Nice. God. Ha, şükürler olsun. Bu yüzyıldan bir şeyler. Şükürler olsun. Şimdi hoca. Şu aletini al bakayım eline. En alttan geleceğiz. Tık 1. Tık 2. Tık 3. Tık 4. Tık 5. Tık 6. Tık 7, yanlış oldu. Aynen. Tık tık yapacaktık, bekle. Let's go. ...0451... bize gücü getirdi. Lobiye geri dön. Dikkat dikkat. Greater Lakes area bölgesinde fırtına uyarısı yapılıyor şu an. Enjoy your memorable build. Anılarının tadını çıkar dostum. Ben at Killer Fenalia. H.H. Holmes'un şapkası. Oo, az önce bulduğumuz o şapka vardı ya, dokunduk maket çıktı içinden. $24,100 satın almış. Buranın sahibi. $24,100. Otelin renovasyon çalışmalarıyla alakalı, yeniden yapım çalışmalarıyla alakalı bir yazışma. Al işte, ne oluyor oğlum ya? Hadi buyurun. Nasıl bir tiyatronun içine düştük lan? Hmm.
beli kırıldı. O ne? Aa, kaset geldi lan. Zampara zumpara zampa. Zampa kasetçilik. Allah senin belanı versin. Gerizekalı. Oyun çok sakinleşirken bir anda yükseliyor. Kafasını kıracağım oyunun ya. Bir dinleyelim bakalım. To build my own little castle. Ben de küçük like kalemi yapmak istedim. Most people like me do their business where their target lives. That's just asking to get caught. Holmes had the right idea. It's all about the honey trap. You bring me some smokes, like I asked. İstediğim gibi bana sigaramı kırmızı Lucky Striking Reds'lerinden getirir misiniz? İşte bak, bunlar var ya altın gibi. H.H. Holmes'un sorgusundan şeyler bunlar. Ses kayıtları. Gerçek ses sorgusu olabilir bu arada. Katilin gerçek ses kayıtları olabilir bu sorgusundan. Honeypot. Holmes built a hotel about a mile from the World's Fair and called it the World's Fair Hotel and bought ad space in papers alongside ads for the expo. Rubes from far and wide assumed it was the official hotel. Come on, Pa Kettle. Take a train in from Nebraska. Takes 3 days. They roll up into that joint ready to rest, get to their room, and whoops. What do you know? Holmes had a gas pipe. Aa, oyunun başındaki olay. Aa, bak görüyor musunuz? Or maybe he pulls a trap door on them. Maybe he separates them and makes one watch through a window. Bak. While he slits the other's throat. Bu katilin ses kaydı falan değil bu arada. H.H. Holmes'un işlediği cinayetleri anlatan birisi şu an. Birisi cinayetleri anlatıyor. That's why I picked all those houses north of the airport. That whole neighborhood was scheduled for demolition, and yet all those lovely realtor ladies must not have gotten the memo. Call up as a contractor. Tell them I'm flipping. Have them meet me out there. And look at that. We're the only two people for miles. The first couple times I wait for a plane to fly over just to hide their screams, but after a while I realized they could scream as loud as they wanted. No one was gonna hear a thing. That's what I remember most. Those screams. You can try to understand why I am the way I am. You can forensic science up all the data you want. But you'll never know. You'll never know, Monday. You'll never really know how it feels when you watch the fire burn out of somebody. Oo. Birisinin bedeninin yanışının nasıl bir şey olduğunu asla öğrenemezsin. Onu öğrenemezsin. İstediğini öğrenmeye çalışsana diyor. Şimdi şöyle, bu ses kaydında H.H. Holmes'un işlediği cinayetleri ve otelden bahsediyor. Şimdi H.H. Holmes bu oteli almış, dizayn etmiş, Amerika'nın seri katili. Demek ki varlıklı birisiydi, bilmiyorum. Bu oteli dizayn ettiğinde Panayır'ın yakınlarında bir otel yapmış. Burada panayırlar kuruluyormuş, işte dönme dolaplar, işte tatil için insanlar buraya geliyor, balaylarını yapıyor, eğleniyor, takılıyor. Buradaki panayırda kalıyorlar. 1800'lü yıllar zaten hani böyle şeylerin çok hani yapıldı mı insanlara gidelim bakalım dediği bir yer. Buraya yakın bir yerde insanların gelip kalabileceği bir otel ayarlamış işte. Hani insanlar buraya geliyorlar oyunun başındaki çift gibi, balayına gidenler gibi. Artık onları birlikte mi öldürüyor, onları bir ayırarak mı öldürüyor, yerden tuzaklar mı çıkarıyor? Onları işte bir gaz odasına kilitleyip onları zehirleyerek mi öldürüyor bilmiyorum ama H.H. Holmes'un bu şekilde kurbanlarını adeta hani bal, bir kavanoz vardır, bir içerisi bal dolu, hayvan ona gelir. Onu tam alacağım derken pat kafesi düşürürsün, onu yakalarsın ya. Adeta öyle hani bir ballı tuzak yaparak kurbanlarını çeker ve öldürürdü şeklinde anlatıyor. Bir de bir uçak mevzusundan bahsetti. Mesela bu yüzden dedi bu otel dışında bu şey dedi. Biz dedi bu yüzden dedi şey yapardık dedi. En uzak, en uç noktada, kuzey noktalardaki evlerin hepsini alırdık dedi. O da şu yüzden mi anlamadım.
Başka yerde otel bulamasınlar da Holmes'un oteline gelmek zorunda kalsınlar. İşbirlikçi. İşbirlikçilerden bir tanesi. Holmes'un işbirlikçileri olabilir. Bilmiyorum. Acaba hani daha uçakta seyahatten başlayarak o otellerini ayırtmış olsun da Holmes'un otelinde kalmak zorunda kalsınlar gibi bir durum var galiba. Adam böyle bir kumpas kurmuş. Kurbanları alıp böyle indirmiş. But küçük bir elektrik problemimiz vardı ama hallettik. Başlayabiliriz artık. This looks great. Very gaslight. Güzel gözüküyor. Foil, I could get a good flicker effect going. This will be fine. I just got a bit more to do once Kate's standing there. Should be more than a few minutes. Bu arada herkes nerede? Işık mışık her şey hazır. Tamam hazırız. Well, if they're smart, they're walking akıllarsa down here as we speak. Konuşmanız gibi buraya geliyor olmalılar. I can go round them up in a minute. Aha. What the hell? Ne oluyor lan? Duydun mu sesi? Erin. Hey. Karanlık oda. 26 Ekim. Yardım olun. Yardımcı olun lütfen. Kimse yok mu? Hiçbir şey göremiyorum. Biri yardım etsin. Çocuklar. Guys, please. Lütfen. Erin. Kapıyı açamıyorum. Biri çıkarın lan. Tamam geldik buradayız. Sakin ol Erin. Sorun yok. Bak kukla orada duruyor. Ben nefes alamıyorum. Tamam sakinleşmeye çalış. Derin derin nefes al. Yavaş yavaş. Al ver Erin. Sorun yok bak buradayız. Yaralamadın değil mi? Bak şeye ihtiyacım var. Astım aletime. Astım saldı atağa geçiriyor. Oda numaran kaç? Ben acele edin. Charlie odası ne ya? Benimkinin hemen yan tarafında koridorun sonunda. Erin gidiyorum. Sen derin derin yavaş yavaş nefes al ver. Buradayız Erin. Sakin olmaya çalış tamam mı? 1, 2, 3 say nefeslerini say tamam mı? Tekrar 1, 2, 3 ver. 1, 2, 3 al. 1, 2, 3 ver. Haydi. Bu şeyi kırıp açmamız lazım. Guys, çocuklar ben yapamıyorum. Mark'la birlikte kapıyı zorlayıp açabileceğimiz bir şey bulmaya çalışalım. Os. Who's there? Kim var orada? Allah. Çocuklar. Çocuklar. Guys. Burada. Guys, somebody is in burada here. Biri var benimle birlikte olan. With me. Oh God. Bıraksana. Saç mı aldı? Lan verirdik biz zaten. İstesen. Bir tutam saçtan ne olur? Bas bir nefes bas. Bas bir kıs yap. Tamam. Sakin sakin okay. Al. Easy, easy. Ver. In and out. Saçımızı kesti lan. Hey. You're okay now. Artık güvendesin, iyisin. Did you see him? Onu gördünüz mü? Come on. Hadi. He was. Somebody was right there. Biri vardı burada. In there with İçeride me. Benimle birlikteydi. Aaron, it's just bu sadece bir. No, it was not manken. A dummy. Hayır, manken değildi. He had a hat on, like şapkası vardı, Holmes gibi. Charles, you're working her to death. Charles. Now she's hallucinating shit from the onu show. I did not. Şovunu devam etmek istiyorsun. Adam kız ölecekti. Kötü bir şey yok, kötü bir şey olmuyor. İçeride hiçbir şey yok. Herkes sakin olsun. Dinlenmek için Erin'i odasına götürelim. Ben yorgun değilim. Git dedim. Hadi Erin.
Evet, bu hikayede 2,5 saati geride bıraktık ve herkes şimdilik hayatta ve kuratörümüze geri döndük. Bakalım şu topladığımız şeyler ne işe yarıyor. Ondan sonra bölüm sonu. Aa. Bye bye bye. There you are. Buradasın. I think Erin's shown signs of serious pluck. Vallahi, wouldn't you say? Erin bayağı tehlikeli, yani ciddi bir şey gösterdi, durum gösterdi, durumu gözüktü. Peki ev sahibimiz neden adadan gitti? Bay Dumet nerede şu anda? Ne kadar kabaca bir şey insanları yemeğe çağırıp. Charlie ise ekibi iyi yönlendi, yönetti. Helal. Mücadeleler devam ediyor, zorluklar. Ben sadece gözetleyebilirim. Ve bu bazen izlemek için hani çok rahatsız edici olabiliyor. Ben sadece olayları kaydederim. Sen ise onlara şekil verirsin. Arkadaşlarımız kendileri hakkında kötü seçim yapmadan önce geri dönsen iyi olur. Ha, bir şey demedi. Şu Billy ile alakalı bir şey söylemediniz. Evet. Bak, burada duruyoruz. Buradan devam edeceğiz. Görüşmek üzere.